Akaya ile düzenlediğimiz Ailede Huzur Seminerine hepiniz hoş geldiniz. Programa başlamadan önce kısaca hayatından bahsetmek istiyorum. 1963 Eskişehir doğumlu, eğitimci, yazar ve konuşmacı. Uzun yıllar MEP'te öğretmenlik ve üniversitede öğretim görevliliği yapan yazar, yenilik ve farkındalık arayışlarına girmesi sonucu istifa edip aile içi iletişim ve eğitim pedagojisi alanındaki çalışmalara yönelmiştir. Araştırmalarında derinleştikçe bizim türkülerin yabancılarının sazıyla söylenemeyeceğini anlamış, öğrendiklerini önce kendi hayatına uygulamış, etkili olduklarını anlayınca da deneyimlerini insanlara aktarmaya başlamıştır. Öğrenmeyi öğrenme, liderlik, beyni etkili kullanma, aile içi iletişim, kendine güven ve motivasyon konularında Türkiye'de 79 il, 510 ilçe ve 6 farklı ülkede eğitim ve konferanslar vermiştir. Şimdi kuvvetli alkışlarınızla Alişan Kapaklıkaya hocamızı sahneye davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gönüllü mü geldiniz? Siz böyle alkış yaparsanız ben ne ara konuşacağım? Karşıdan gelen var mı? Karşıdan gelen. Gerçekten. Manyak mısınız, nesiniz ya? Beni dinlediğiniz kadar kocalarınızı dinleseniz evde sıkıntı kalmaz zaten. Bak adamlar alkışlıyor. Dertli bunlar, dertli. Bak onun hanımı saç baş da komamış. Ha, hanımı da... Kusura bakmayın. Az önce sağ olsun Bilal Bey geldi uçakta. Gel burada ver konferansı bari. Çocuğun yanına al, ayağına takılır düşer. Yok mu anası? Yetimhaneden mi geldi bu çocuk? Al çocuğunu. Çünkü geçen bir konferansta Allah çocuk sesine rahatsız olan var mı? Olmayın. Keşke benim kızım da sağ olsaydı. Ya. Evlerin cıvıltısıdır, cennet sesidir. Rahatsız olmayın dediysek zırlat da demedik yani. Ya tutamazsın. Sen kapının ağzına yakın bir yere dur. Gez dur, gitme. Gel benim yanıma gelsen, gel. Bir kere böyle benim kızım da bir kere bağırarak baba deseydi dünyaları verirdim ona. Sen onu alacaksın, kapının ağzına gideceksin. Kul hakkıdır, evet. Çünkü düştü işte. Ben dedimse değil mi? Geçen birinin gözü tam burasına geldi. Ben çocuk sesine ziyade sağlığına bir şey olur diye korkuyorum. Onun için sen kapıya yakın dur kız. Anası anlamıyor ki danası anlasın. Hepiniz benim ailemsiniz. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Telefonları sessiz alın. Geliyor. Böyle hanımlara da eli işte göz oynaşta denir. Konferansa gelmiş telefonla konuşuyor. Siz şimdi beni dinlemeye geldiniz. Beni dünyada bir tek eşim dinlemiyor. Selim'e sahip. Ben geçen İzmir'e gittim. Kemalpaşa diye bir ilçesi var. İzmir'den mi geldiniz? Tamam. Böyle salona sordum, başka yerden gelen var mı? İki hanım dedi, biz Bursa'dan geldik. 300 kilometre. Muğla'dan, Aydın'dan, böyle Nazilli'den, civar Manisa'dan, işte Uşak'tan insanlar dolmuş, salona sığmadı. Ben de çok mutlu oldum, Allah var. Eve geldim, dedim bunu hanıma anlatayım. Dedim hayatım, dedi ne? Sana bir şey söyleyeceğim dedi. Ben mutfakta salata yapıyorum, eşim de salona uzanmış. Dedim gelsene, anlatayım. Bana böyle yaptı. Aman anlatacaksan anlat, kim kalkıp gelecek dedi şimdi. Bir zoruma gitti. Dedim elin hanımları Bursa'dan İzmir'e geliyor, bizimki salondan mutfağa gelmiyor. Sonra da bana diyor ki sen ne çok konferans veriyorsun. Dedim sen dinle, sana vereyim. Şimdi ben bak 10 gündür Almanya'daydım, buraya geldim. Yarın işte hem Akit TV'de hem Ülke TV'de programlarım olacak. Bizim hanım orada haftaya Erzurum, Erzincan, Antep o taraflara. Ondan sonra geri Almanya'ya. Böyle bir belki Instagram'dan takip edenler bilirler. Neyse
Benim anamla hanım hiç geçinemezler. Konumuz aile ya. Anam bana akşama kadar karısı kılıklı der. Anam, eşim de bana anası kılıklı der. Ben kılıksız kalmış birisiyim orada. Eşim diyor ki, her yere gidiyorsun. Dedim, arada bize de gel, olur mu dedi. Olur dedim. Sürüme sahip bir arabam vardı, 600 bin kilometre gitti. Araba durdu. Gitmiyor. 600 bin. Usta dedi, bu gitmez valla. Yeni araba alman lazım. İyi dedim, aldık. Plakası A, E, G. Biri demez mi? Sen sponsor mu alıyorsun? Ne sponsor dedim. A, E, G dedi, bu beyaz eşya markası. Yo valla dedim, bu plakayı eşim seçti. Alişan, eve gel. Şimdi bunu anam duymuş. Ben bir konferansta böyle anlattım. Dedim, eşim diyor ki, Alişan eve gel. Köye gittik, anam böyle yaptı. Ben kırkılıklı. Ne oldu ana dedim. Plaka öyle mi okunur dedi. Nasıl okunur dedim. Ananın evine gel yazıyor dedi orada. AEG olunca. Ben bunu geçen imamlara anlattım. Müftü demez mi? Hocam hep yanlış yere gidiyor. Doğru yere gel. Neresi? Allah'ın evine gel dedi bana. Biz olayları hep kendimize göre algılarız biliyor musunuz? Gönüllü geldiniz mi diye de şunun için sordum. Ben geçen öğretmenlere konferansa gittim, Aksaray'a. O zaman böyle daha televizyonda, Türkiye beni biraz pantolon videomla tanıdı değil mi? Siyah pantolon, kardeşimle olan videoda. Aksaray'a gittim, daha kimse beni bilmiyor. Öyle televizyon programları falan çok olmuyor. Öğretmenlere konferans var, arkadaşlar. Dışarıda böyle baktım, öğretmenler konferansa şöyle geliyor. Nerede lan imza sürküsü? Bir dedi yok, kalk lan gidelim, boş ver konferansı dedi. O boş ver demedi, başka bir şey dedi de ben utanıyorum söylemeye. Valla, elini böyle yapınca siz anlamışsınızdır yani. Neyse, dedim bu öğretmenlerde bir iş var. Şöyle kapının ağzına oturdum. Kapı böyle yanda değildi, arkadaydı. Dedim öğretmenler ne hissediyorlar? Aramızda öğretmenler de var. Demin bir öğretmen dedi ki, ben sizin kitaplarınızı öğrencilerime okuma saatinde okuyorum. Ne kadar mutlu oldum hocam, çok teşekkür ederim. Bu güzel bir şey yani. Öğretmenler gelen sövdü, giden sövdü. Sövdü derken küfür etmiyor. Şöyle geliyor. Çekilir mi lan konferans? Öbürü diyor, he lan gelecek salağın biri. Benden bahsediyorlar. Hiç sesimi çıkartmadım valla. O salak benim denir mi ya? Ama nasıl homurdanıyorlar. Arkadaşlar bu iş günü ya bugün. Değil mi? İşten çıktınız geldiniz, yorgun argın geldiniz. Konferansa başlamadım. Biraz dinlenelim ya. Şöyle biraz rahatlayalım şöyle bir. Stres atalım. İstiyorsanız böyle vaaz eder gibi bazen oturuyor, insanlar uzman oluyor. Bilimsel, akademik bir sürü şey anlatıyorlar. Böyle konuşuyor, konuşuyor. İnsanın uykusu geliyor. Geçen camiye gittim, çıktık cumada. Adam biri dedi ki, hoca neyi konuştu dedi. Hoca da anlattı, anlattı, bir güzel anlattı. Bir sürü Arapça kelimeler, Farsça kelimeler. Dedim ne anlattı? Çok güzel anlattı dedi. Dedim sen ne anladın? Adam böyle yaptı. Ben bir şey anlamadım ama hoca çok iyi anlatıyordu. Ben bundan ne öğrendim yani? Mevlana ne güzel demiş değil mi? Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşırlar. Arkadaşlar, adım Alişan Kapaklıkaya, soyadım sıradan bir insan. Başka hiçbir özelliğim yok. İkinci bir sıfatım daha var. Bu memlekete hizmet eden insanlara, mesela Esenler Belediyesi hizmetler yapıyor güzel güzel, konferansa çağırıyor. Seve seve geldim valla. Buraya gelirken, ücretsiz geldim, para istedim mi? Ama benim anam dedi ki, oğlum belediyelerden para isteme. Niye dedim, onlar zaten zengindir, kendileri gönüllü verirse al dedi. Bakacağız gönül var mı yok mu yani. Arkadaşlar, benim rahmetli kızım bana bir şey öğretmişti. Bir gün bana dedi ki, baba insanlar seni dinlemiyorlar. Gerçekten dedim, evet dedim. Ama dedim, çocukların olmadığı salonlarda çıt çıkmıyor dedim. Kızım böyle yaptı. Kimse seni kulağıyla dinlemiyor ki. İnsanlar seni kalbiyle dinliyor dedi. İnsanlar dedi, sen konuşmaya başlayınca sanki böyle kendinden geçiyorlar. Dedim, ben psikolog olacağım dedi.
Dedim, ben de senin gibi gönüllere dokunacağım. Benim kızım Erdal Demirkıran diye bir yazar var. Onun kitaplarını okudum. Ben dünyanın en akıllı insanı diye bir kitabı var. Benim kızım psikolog oldu. Ama 15 gün sonra kanser oldu. Allah insanı bazen imtihana tabi tutuyor. Bana öğrettiği bir şey vardı arkadaşlar kızımın. Baba, eğitim misafire saygıyla başlar dedi. Nasıl dedim. Sahneye çıktığın zaman insanlardan izin iste. Ben rahmetli kızıma söz verdim. Her konferansa şöyle başlıyorum. Eğer izin verirseniz 2 saatliğine sizin gönlünüze misafir olmaya geldim. Müsaadeniz var mı arkadaşlar? Ben konuşmacıların, öğretmenlerin ve imamların garsonluk eğitimi alması taraftarıyım. Siz hiç lokantaya gittiniz mi? Gitmişsinizdir. Garson nasıl yapar? Şöyle yapar değil mi? Hoş geldiniz. Ne alırsınız? Siz dersiniz ki çorba. Ana yemek ne istersiniz? Yanına salata ister misiniz? Ya da der ki mesela pilav, üstüne nohut ister misin? Sorar. İçecek ne alırsın? Siz hiç şöyle bir garson gördünüz mü? Zıkkımın kökü, fasulye var, ye de git buradan. Peki ben üniversite mezunu bir öğretmen olarak, oğlum, kızım, dinle burayı deme hakkını kendimde nerede görüyorum? Ya da ben bir konuşmacı olarak sahneye çıkmışım, dinleyin burayı diyorsam, ben kendi işimi iyi yapamıyorum anlamına gelir. Onun için ben hep derim ki, bir tepsi baklava gibi adamım. Bir dilim yiyin, tadıma bir bakın. Hoşunuza giderse bir tabak istersiniz. Gitmezse istemezsiniz vallahi. 5 dakika bir durun, 5 dakika. Yani bir hani Mevlana'nın dediği aynı duyguları yakalarsak lütfen misafirim olun. Hoşunuza gitmese 5 dakika sonra çıkış serbest diyorum. Bunu zorla öğrencileri getiriyorlar, öğretmenleri getiriyorlar. Vallahi onlara da söylüyorum. Ama sizin gideceğinizi düşünmüyorum. Niye? Ya siz zaten beni bekliyormuşsunuz ta karşıdan, ta 5'te geldiniz, gelmişsiniz ya, kalkıp gider misiniz? Zaten gitmezsiniz yani. Güzel arkadaşlarım, benim kızımın söylediği bir şey daha. Ben çocuklarınızı eğitmek istiyor musunuz? O zaman çocuklarınızı kendinize öğretmen yapın. Ben çocuklarımı kendime öğretmen yaptım. Bana bir gün ne dedi biliyor musunuz? Baba, dedim ne? Senin son kullanma tarihin kaç dedi. Siz öyle bir şey duydunuz mu evlatlarınızdan? Nasıl dedim? İnsanlar sana o kadar güveniyor ki baba dedi. Bak salonları dolduruyorlar. Geliyorlar, öncesinden geliyorlar. Bir gitmek bilmiyorlar. Sen dedi layık mısın o güveni? Nasıl kızım dedim. Ya baba sen bir yere gidiyorsun, kaç kere çağırıyorlar. O insanların gönlüne dokunabiliyorsun, çocukların dilini anlayabiliyor musun dedi. Ne yapayım dedim. Kendini tazelesene dedi bana. Dünkü güneş de bugünkü çamaşırlar kurutulmuyor dedi bak. Bu sözü bir yerden okumuş. Ne yapayım dedim. Yeniden üniversite oku. Söylemesi ayıp, ben 58 yaşındayım. 4. üniversitede öğrenciyim bu sene biliyor musunuz? Ve 2500 kitap okudum. İlk üniversitem burada Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. 1985'te ben burada Marmara Üniversitesi Bağlarbaşı'nda bizim okul. Oradan mezun oldum. Arkadaşlar 2500 kitap okuyunca ben zannettim alim olurum. Kim okumuş yani dedim. 2500 kitap okudum. Bir baktım ki öğrenmenin en büyük düşmanı o konuda bir şey bildiğini zannetmekmiş. Meğer insan okudukça Allah'ın ilminin yanında insanın ilminin sıfırlandığını fark ediyorsunuz. Cehaletiniz artıyor biliyor musunuz okudukça. Onun için ben size haddime değil böyle bilgi anlatmak. Size böyle gelin eğitim yapayım. Hayır. Sağ olsun belediye çağırdı. Sizin de talebinizle işte çağırmış. Ben sizinle sohbet etmek istiyorum. Bu zaten sohbet. Aileyi konuşacağız burada. Ha eğitim isterseniz bakarsınız bugün. Dersiniz böyle böyle hocam ayda bir gelsin, 15 güne bir gelsin. Zaten bizim yayın evi burada, yedi veren yayınları. İstanbul'a sık sık geliyorum. Avrupa'ya gidiyorum, dünyanın her yerine gidiyorum, geziyorum. İnsanlara bir şey öğretmiyorum. Gönüllere dokunmak istiyorum. Böyle gönüllere merhaba demek istiyorum. Çünkü bizim toplumda, dünyada da 18 ülkeye gittim. Bak Türkiye'de tam 80 ile gittim. Bir tane il kaldı gitmediğim. 700 ilçeye gittim. Bir şey fark ettim. Yabancıların sazıyla bizim türküler söylenmiyor be arkadaşlar ya. Bizim toplumda duygular insanları birbirine yaklaştırıyor. Fikirler insanları birbirinden uzaklaştırıyor. Batılı toplumlarda arkadaşlar fikirler insanları birbirine yaklaştırıyor. Duygu yok ki. Bizde
komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir. Batılı sömürgeci zihniyetlerde komşuda ne varsa git onu da çal getir, sömür dünyayı, karıştır, savaş yap, silah sat, petrollü çal getir zihniyeti var. Onun için gidiyorlar, ben Amerika'da şunu okudum, Almanya'da bunu okudum, bilmem şunu okudum. Olmuyor be arkadaşlar. Müsaade ederseniz ben bizim sazımızla size birkaç tane türkü çığırmak istiyorum. Uygun mudur? Türkiye'de böyle derlediğim. Geçen şeye gittim güzel arkadaşlarım, Malatya'ya. 20 tane konferans yapacağım. Hayatımın en komik olayını gördüm orada. 19 konferans yapacağım. İlk gün 3 tane yaptım. Üçüncüsü vali, protokol, belediye, işte yetkililer, müdürler, kurum müdürleri. Malatya'ya bilen var mı? 700 kişilik bir salonu var şeyin askerinin karşısında. Ama valinin katıldığı protokol de milleti gülmekten yerlere yatırdım böyle. Millet bana gülüyor, ben valiye gülüyorum. Vali biraz göbekli. Adam güldü mü göbek böyle zıplıyor, tamam mı? Ben ona gülüyorum. Çıktım dışarı, yanıma birisi geldi. Biri kitap imzalarken böyle yaptı bana. Bu nasıl konferans dedi. Ben bir korktum. Baktım sakallı bir bey. Nasılmış dedim. Ben müftüyüm dedi. Malatya müftüsü. Efendim dedim, caiz değil mi? Hani güldük ya, hani Müslümanları şöyle kandırıyorlar ya, Peygamberimiz gülmezmiş, sadece dişleri görünürmüş, hep tebessüm etmiş, gülme kalbi karartır diyorlar. Yalan ya. İslam alemi bugün kan ağlıyorsa, bizim din diye anlattığımız yanlış şeylerden oluyor. İslam barış dini, esenlik dini, huzur dini, selamet dini değil mi arkadaşlar? Peki, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri tam 10 milyon insan öldürülmüş dünyada, 9 milyonlu Müslümanlar birbirini öldürmüş arkadaşlar. Bizim dinimizde bir sıkıntı var mı? Yok. Allah'ımızda, inancımızda, peygamberimizde bir sıkıntı var mı? Yok. O zaman İslam aleminde bu sıkıntılar varsa bizim dini anlayış, yaşayış ve anlatış biçimimizde bir sıkıntı var belki de. Onun için bazı şeyleri yeniden düşünmek gerekiyor. Neyse. Dedim caiz değil mi? Yok dedi, çok beğendim. Ben de imamlara istiyorum dedi. Ben de korkudan dedim zaman yok. Böyle yaptı bak. Sana 8'de boşmuşsun dedi. Sen dedim kaç imam var? Dedi 700. Nasıl toplayacağım? 1,5 saat var dedim. Karışma dedi, geliyor mu gelmiyor mu? Yahu dedim ne konferansı istiyorsun? Dedi iletişim. Dedim belli. Dönseydin bari dedi. Dedim gideyim bari. Adam beddua eder. Neme lazım? Dedim Sayın Müftüm, ben geçen bir ile gittim, 10 bin öğretmeni vardı, 30 kişi gelmiş salona. Milleti müdürüne ne dedim biliyor musun? İstifa et hocam dedim. Niye dedi? Sen dedim kim bilir kimin adamı olduğun için seni müdür yapmışlar. O bir müdür 10 bin kişi çağırıyorsa, 30 kişi geliyorsa o müdür değil kukladır, kusura bakmayın. Ben valilere ve kaymakamlara da eğitim yapıyorum. Orada da valilere söylüyorum. Kaymakamlara geçen dedim altındaki koltuğu çıkarıp atsam 5 para etmeyecek tipler var aranızda dedi. Niye dediler? Dedim ki alışmışsınız siz şakşakçılığa. Efendim esenler olanı sizin gibi başkan görmedi, sizin gibi belediye başkanı, sizin gibi kaymakam görmediğin yalaka mı yok dünyada? Onun için dedim dik durun. Cumhurbaşkanımız da seyretmiş şeyi, o pantolon videosunu eşiyle. Beni külliyeye çağırdılar, orada da 4 defa seminer yaptım. Ben eğitimciyim, böyle lay lay lom eğitim mi olur yani? Dik durursun. Senin partiyle, siyasetle işin olmaz ki. Görüşlerini eğitimci olarak söylersin. Neyse. Dedim Sayın Müftüm, içeri gelirler mi dedim. Sen dedi karışma, ben getireceğim. Ben de şöyle düşündüm, 5 kişi gelir sohbet ederiz. Salona bir girdim, yemin ediyorum 700 kişi hazır orada bekliyor. Şok oldum. Müftünün girişi böyle bak, bana da böyle bak. Ben o kadar şaşırdım ki, dedim Sayın Müftüm nasıl geldiler, böyle yaptı bak, telefon elinde. Bir mesaj yazdım, hepsi geldi dedi. O gün anladım ki bu Diyanet'teki disiplin askeriyeden daha sıkı vallahi. Neyse, Müftü havalı, hava olsun diye şube müdürüne böyle yaptı. Hocamı takdim etsene. Şube müdürü geldi, mikrofonu aldı böyle, nasıl kontrol edilir ses? Deneme ses 1-2-1-2 değil mi? Böyle yapılır. Adam vurdu, mikrofon çalışmadı. Müftünün karizma yerle bir. Vallahi bir bozuldu.
ve benim çok güldüğüm bir şey yaptı. Müftü ne dedi, bizi rezil ettin. Müftü mikrofonu aldı. Onun ses kontrolü çok ilginçti. Böyle yaptı. Eûzü billah. Vallahi mikrofon çalıştı. Ama burada düğme kapalıymış. Öbürü düğmeyi açmış. Geçen de Sinop'a gittim. Dedim sayın alim, ben imamlara konferans yapacağım. Sen dedi çağırıyorum her yere, tutturun imam, Kur'an kursu hocası. Sen ne istiyorsun onlardan? Bir de öğretmenler, ben çok önemserim, çok severim ya. Valla eleştiririm ama çok çok başımın tacıdır. Çünkü imamlarımız, Kur'an kursu hocalarımız, manevi liderlerimiz, bu toplumun cehenneme giden yolların güllerle süslendiği, cennete giden yolların dikenlerle kaplandığı bir ülkede yaşıyoruz. Kolay mı yani? He? Ana baba olmak kolay mı? Sizin çoğunuz buraya kendiniz için gelmediniz. Aman çocuğum için ne yapabilirim? Aman çocuğum biraz daha ders çalışsın. Aman evlatlarımı hayırlı nasıl yetiştiririm düşüncesiyle geldiniz değil mi? Onun için evlatlarını önemseyenlere karşı ben böyle bütün ruhumla orada olurum. Neyse, dedim sayın valim, niye söyleniyorsun dedim ya. Camiler dünyanın en muhteşem okulları. Yazılı yok, sözlü yok, imza sürküsü yok, devam mecburiyeti yok değil mi? Bir de dedim bu imamlar her geleni almıyorlar dedim. Abdestsiz giriş de yasak. Git lan elini aynı yıkada gel. Bir de 5 kere geliyor. Bir de dedim sayın valim, camilere giriş parasız, çıkış paralı. Burada da öyle. Camiye girerken para istemiyorlar. Çıkarken para istiyorlar. Vali bir güldü. Baktım 150 imam oturuyor. 50 de Kur'an kursu hocası oturuyor. Dedim sayın müftüm, benim eşim hafız dedim. Ha. Müftü birden böyle yaptı bak. Sinop müftüsü. Böyle yaptı. İyiymiş. Niye ki dedim. Senin haberin yok mu dedi. Neden dedim. Hafız birisi dedi. Başta eşi olmak üzere 70 kişi sorgusuz sualsiz doğrudan cennete götürüyor dedi. Ben bunu geçen Van'da öğretmenlere anlattım. Öğretmenin biri şaşkınlıkla dedi ki aa eş durumundan mı gidiyorlarmış dedi. Çok güldüm. Dedi sayın valim ben ilk 70'e giremem ki. Dedi niye? Dedim bizim hanım bir fena. Önce kendi anası tarafını doldurur vallaha. O nasıl oluyor dedi ya. Vallahi dedim bizim hanım benim anama gıcık gidiyor. Niye dedi? Biz dedim iki kız kardeşle evliyiz. Sizde de öyle mi? Var mı yani öyle olan çevrenizde? Ben kardeşimi bacana. Niye? 62 doğumluyum ya. Varın yok olduğu, yokun çok olduğu bir zamanda yaşadım. Baba para ver yok, defter al yok, ayakkabı al yok, oyuncak al. Hiçbir şey yok ha. Neyse zar zor üniversiteyi bitirdik. Bu Marmara Üniversitesi'nde de burs murs verdiler. İşte babamın eskiden gömleğin yakasını iç dış yapardı anam. Böyle içi burası terden yırtılırdı. Anam için dışına, üniversitede babamın eski gömleğini giyerdim. Babamın verdiği harçlıkla da kitap alırdım. İyi ki öyle yapmışım şimdi ha. Arkadaşlar, neyse. Ay ya, babam böyle aklıma gelince bir duruyorum yani. Cahil zannedilen o insanlar bizi çok güzel yetiştirmişler yani o şey zamanı. Babam böyle yaptı. Defolun gidin lan. Sizi okuttum. Taksitle evlenin dedi. Şimdi ben Marmara mezunuyum. Kardeşim Gazi mezunu. Kim okumuş dedi, okutmuş. Bir sürü çocuk dedi. Sırf sizden mi para olacak? Gidin dedi taksitle evlenin. Biz kardeşimle köy kahvelerini bilirsiniz. İki sandalye attık böyle oturuyoruz. Dedim nasıl evleneceğiz lan? Pısırı, sümsük, salaz ha. Niye? Anamın yüzünden. Anam gardiyan bir şey böyle. Aynı senin gibi ha. Babamı da kuzuya çevirmiş. Anam her şeyi ben bilirim diyor. Her şeye karışıyor. Bir anne babanın gücünü yani aile otoritesini hiçe sayarak ben bilirim derse o ailede çocuklar, özellikle erkek çocuklar pısırık olur. İçe kapanık olur. Sinik olur, soluk olur. Nereden biliyorum? Kendimden biliyorum. Böyle sümsüz ha. Nasıl evleneceğiz? Allah kerim. Allah kerim ama para yok. O sırada kayınbabam olacak adam ilkokul 3'ü zor bitirmiş. Ah vallaha böyle yürüyor. Adamdaki özgüvene bak ya. Ben bazen diyorum okumak zararlı bir şey ha. Okumayan böyle yürüyor, okuyan ha böyle oluyor işte. Boşuna çocuklarınızı okutmayın. Pişman oldunuz mu geldiğinizde? Adam dikildi önümüzde ne yaptı biliyor musunuz? Böyle, ne olan dedi evlenemiyormuşsunuz doğru mu?
Ben bir şey için çok özür dilerim sizden. Ağzımdan argo kelimeler çıkıyor. Lan, lön, bilmem karı, herif. Ben olduğu gibi anlatmak istiyorum. Adam bize beyefendi evlenmek mi istiyorsunuz deseydi öyle anlatırdı. Ama o ne dedi? Ne olan dedi? Evlenemiyormuşsunuz öyle mi? Çok zoruma gitti. Paranız mı yok lan dedi. Dedim sana ne? Dedi ki, yo ben sizi çok seviyorum da dedi. Oğlum dedi bende iki kız var. Büyük kızımı alana küçüğü eşantiyon vereceğim dedi. Benim gözlerim arabanın uzun lamba farı gibi parladı. Vallahi mi dedim? Anana bir danış dedi. Herkes biliyor ya benim anam gardiyan. Anama danıştım. Anam dedi oğlum Allah aşkına alalım. Niye dedim? Sus lan dedi. Senin aklın ermez. Siz ileride dedi büyük makamlara gelirsiniz. Kardeşim de birinci sınıf emniyet müdürü oldu zaten sonradan. Oğlum dedi bu eltiler kavga eder. Evde huzursuzluk çıkar. Ana dedim gel bu iki bacıyı alalım. Bunlar anlaşırlar bacılar ya dedi. Biz çok rahat ederiz dedi. Anamın ileri görüşlülüğüne bak ya. Vallahi kadın ilkokul ikiye kadar okumuş ha. Biz anamın aklına uyup evlendik. Vallahi anam haklı çıktı. İki bacı anlaşıp anama dünyayı zindan ettiler ha. Ben şimdi size niye huzurlu aileyi anlatıyorum? Ben ailede huzur bulamadım ki. Vallahi boşanmak için mahkemeye gittim. 99 yılında evliydim. Hatta aramızda bir öğrencimiz var. Çiğdem. Neredesin? Çiğdem. Ha? Geldi bana ne dedi biliyor musun? Söyleyeyim mi Çiğdem? Ben tanıdım dedi. Baktım. Vallahi tanıdım dedi. Dedi kimim ben? Ben eşim 10 bin öğrenciye yemek yapmıştır. Biz 1500 eve gittik. 16 yıl öğretmenlik yaptım Adana'da. Öyle mektuplar var ki bende 12 bin tane. Hep 16 yıl cevap yazdım. El yazımı. Benim gençliğimde bilgisayar yoktu. Nereden bileyim Allah beni yazarlığa hazırlıyormuş. Çocuğum birini yazmıştı biliyor musunuz? Keşke ben bir okey taşı olsaydım öğretmenim. Benim babam okey taşlarını okşadığı kadar benim saçlarımı hiç okşamadı demiş çocuk. Bunları kimseye anlatamamıştım. Kitabım var ya. Onu okuyan gençler diyor ki bu adam bize anlatıyor. Gençler anlattı bana. Anlatabildim mi? Neyse Çiğdem dedi ki ben tanıdın mı? Evet dedim. Kimim dedi. Dur dedim adını bulacağım. Durdum dedim adını söyle ben soyadını bilirim dedim senin. Dedi Çiğdem. Dedim damar. Kaç yıl önce dersine girmişim? 30 yıl önce. Bak 30 yıl hiç unutmadım o yavrumun soyadını. Adının soyadını yani. Onu tanıyordum. Bize geldin mi hiç bilmiyorum. Evet. Ben size geldim. Buluşurduk. Evet, evet. Kitap okumalar yapardık. Evet. Bir insan bir şey sevdi mi unutmaz. Çocuklarınıza ders mers çalıştırtmayın. El elin eşeğini türkü çığıra çığıra arar derler. Hiçbir çocuk anasının babasının hatırına öğretmenin zorlamasıyla ders çalışmaz. Ders çalış demek en büyük hakarettir. Ders çalış demek sen salaksın, gerizekalı demektir. Ben çalış demek sen bu... Bak ben anlatayım çocuklar hemen analarına dürtüyorlar anne. Ders çalış demek sen bu işi bilmiyorsun ben biliyorum demektir. Siz çocuklara peki ders çalış... Kızım son sınıftasın. İşte LGS şeye gireceksin. Liselere giriş sınavına gireceksin. Ya da üniversite sınavına gireceksin. KPSS. Bırak telefonu. Kalk bilgisayarın başından. Kapat televizyonu. Odana git. Aklını başına al. Ders çalış dediğinizde. Hiç şöyle bir çocuğa rastladınız mı? Anne, çok haklısın ha. Hemen aklım başıma alıyorum. Telefonu bırakıyorum. Odama gidiyorum. Ders çalışıyorum diye bir tane çocuğa rastladınız mı? He? Nerede o günler değil mi? Çalış demeyince de çalışmıyor. En büyük bahaneleri de bu. Siz çalış demiyorsunuz ama içiniz çocuğa bakıp kaynıyordur. Ha acaba çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Yalan mı? Benim de 3 çocuğum var. Allah şahit bugüne kadar hiç ders çalış demedim. Onlar da beni büyük bir saygıyla dinleyip hiç çalışmadılar zaten. Arkadaşlar ben çocuklarıma bir şey gösterdim. O da şu, öğrenmeyi öğrettim onlara. Öğrenmeyi öğrendim. Kalbime girmeden beynimde işinle kitabım var ya, rahmetli kızım yazdırdı onu. Baba dedi bunu ya, sen öğrenme kursları yapıyorsun. Bir hafta sürüyor. Çocuklar derslere aşık oluyor, güvenleri geliyor.
Baba dedi sen çok yüksek ücret alıyorsun. Vallahi dedim hayat 9 ay olan takdir alıyor dedim. Gelmeyenler ne yapacak dedi. Ne yapsın dedim. Baba dedi kitap yaz sen onlara git. Kızımı dinleyip yazdım. Kalbime girmeden beynimde işinle. Eşim önce beni hiç dinlemedi. Sen salaksın dedi bana eşim. Ben çok akıllıyım dedi. Hafız ya. Niye dedim. Ben dedi Kur'an'ı ezbere biliyorum. Sen amme cüzünü zor biliyorsun. Bir de dedi Allah seni öyle yaratmış. Yapacak bir şey yok. Ya dedim öyle deme. Kabul et. 13 yıl bana böyle salak dedi ha. Bir gün aklıma bir fikir geldi. Eve geldim eşime dedim hayatım. Vallahi dedim ben bugün anladım. Sen çok akıllısın. Ben salağın tekim dedim. Böyle sofrada eşim çocuklarına döndü dedi ki babanın sonunda hidayete erdi dedi. Dedi nereden anladın akıllı olduğumu, senin salak olduğunu? Dedim sen çok akıllısın, beni almandan belli, ben salağın teki, sen almamdan belli dedim. O gün sustu ha. Bir dakika ben şeyi merak ettim, siz neyi alkışlıyorsunuz? Benim salak oldum. Allah canınıza. Ben gidiyorum ha. Dedim ki Sayın Müftüm, ben geçen eve gel. Keyfiniz iyi mi bu arada? Rahat mısınız? Bir daha söylüyorum. Bu sizi böyle yoğun bilgi altına böyle bilgilendirme konferansı değil. Bu bir sohbet, aile sohbeti yani. Ama bilgiyi de anlatacağım. Çocuklara hiç ders çalış demeden masanın başına oturtmak mümkün. Eşim önce dinlemedi beni. Sonra kurslara geldi. Biz evlendiğimizde ilkokul mezunuydu. Hafız diye okutmamışlar tabii. Sonra bana bir gün şey dedi. Sen ne biçim adamsın be? Niye dedim? Herkese mesaj yazıyor. Var mı içinizde bana mesaj yaz Instagram? O kendim yazıyorum ha. Benim asistanım falan yok o konuda. Çünkü saygı duyuyor. Bir şey yazıyor. Ayberk miydi? Neydi? Hocam ben sizinle tanışmak istiyordum dedi. O bendim. Senin çocuğun mu? Ha sen miydin canımsın? Ve bak bu çocukları önemsiyorum. Değer veriyorum. Veriyorum yani insan değerlidir arkadaşlar. Allah yarattığı için değerlidir her şeyden önce. Neyse. Sen dedin ki size mesaj yazıyorsun. Dedim. Bir de kitap yazıyor. Bir de kitap okuyor. Bir de sinemaya gidiyoruz. Bak ben eşimle sinemaya giderim. Tiyatroya gittik. Ankara'da bir şinasi sahnesi var. Ailece gideriz böyle. Çocuklarla yemeğe giderim. Kelime türetmeci oynarım. Rahmetli kızımla ne oyunlar oynardık ya. Küçük kızım bugün ehliyet almış. Baba diyor ehliyet aldım. Bak istediği zaman canı istediği mi eşek gibi çalışıyorlar. Ama biz zorladık mı çalışmazlar yani. Neyse. Çok mutlu yani. Ben mutluluğu demin uçaktan inerimiz baktım mesaj yazmış. Önce aramış ulaşamayınca. Ben de ona demiştim sana araba alırım. Çünkü üniversiteye gidiyor. Bu sene eşim ne yaptı? Ben dedi niye boş duruyorum ya? Dedim. Ortaokulu bitirdi bak. Liseyi bitirdi. Ben Kur'an kursu hocası olacağım dedi. Dedi ben KPSS'ye gireceğim. Arkadaşlar durdu. Ben dedi 2 yıllık ilahiyat okuyacağım. Rahmetli kızım anne sen kafayı mı yedin dedi. Görürsünüz okula mızmızlanıyorsunuz ya dedi. Ben göstereceğim dedi insan isterse başaracağını. 2 yıllı 4 üzerinden açık öğretimden okudu. 3.60'la mı ne mezun oldu. Ben dedi KPSS'ye gireceğim. Girdi 75 aldı. Diyanet'in sınavı var. DHBT mi bilirsiniz? Yani Kur'an. Ona girdi 74 aldı. Tam 16 Ocak'ta şeye başvuracak. Diyanet'in Kur'an kursu hocası sınavına. Arkadaşlar 4 Ocak'ta kızım vefat etti. İnsan neyle imtihan olacağını bilmiyor değil mi? Kader denen bir şey var. O hengamede unuttuk. Sonra eşim dedi ben bir daha KPSS'ye gireceğim. O acının arasında girdi. 85 aldı. Türkiye'de ilk 500'e girdi. Durdu. Ben dedi geri sınava gireceğim. 4 yıllık fakülte okuyacağım. Biz dedik ya sen kafayı mı yedin? Görürsün. Bu arada bana dediler sen Diyanet'e konferansa gidiyorsun mu? Müftüleri tanıyorsun, Cumhurbaşkanı tanıyorsun, valileri tanıyorsun. Kadını niye zorlaştırıyorsun dediler. Niye dedim? Ya sen birine desen eşini hemen işe alırlar. Alırlar mı? Doğru alırlar. Niye? Beni tanıyorlar. Peki ben öyle yaparsam tanıdığı olmayan birinin hakkını yemiş olmuyor muyum? He? Yapmadım vallahi. Yani zaten eşim kendi de istemiyor. Yani. İstemedi ki. Eşim sınava bir girdi bu sene sonuç. Ankara İlahiyat Fakültesi 4 yıllık fakülte. Bu sene hazırlık okuyor. Kızım da
üniversite kazandı. O da hazırlık okuyor. Ben bu sene evde oturup yemek yapacağım valla. Niye? Onlar bunca yıl bana baktı iyi de ben onlara bakarken kötü mü oluyor yani? O yüzden ben sahip çık... Yani bunu şunun için anlattım. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Rabbim buyuruyor ki yapmadığınız şeyleri ne diye anlatıyorsunuz? Siz sahtekar mısınız? Ben size anlattığım her şeyi önce kendi ailemde uyguladım. Ondan sonra baktım ki fayda sağlıyor. Sonra insanları paylaşıyorum. Belki size de faydası olur ha. Eşim kendi istediği için, hayalleri olduğu için hazırlık okuyor. Evvelki gün aradı beni. Ben diyor kompozisyon yazdım. En çok ben, benimkini beğendi hocalar. Niye? İstiyor. Bir de dedi Almanya'dan gelirken çikolata getir. Hayırdır dedim. Sınıftakilerin hepsi eşimi annesi yerine koymuş. Benim kızım da dalga geçiyor. Anne diye eve gelir, giderler derler ki bizim sınıfta bir nene var. Eşim de kızıyor. Bugüne kadar okul yüzü görmeyen eşimle biz çok kavga ettik. İbn Haldun diyor ki insan beyni değirmen taşı gibidir. Üyütecek bir şey bulmazsa birbirini böyle üyütür. İnsanların beyni boş kaldı mı bir şey üyütür, sorun çıkarır. Eğer bir meşgaleniz yoksa kadınsanız kocanıza, kocaysanız karınıza evi zindan edersiniz. Ama bir eşime dedim sen hiç üniversitede düşmedin ki. Üç tane kız dedim böyle senin saçını tutup yere çarpmadılar ki. Kapıda bekleyen bir çete sana hakaret etmediler ki dedim. Sen beni ne anlayacaksın diyordum. Sen okula gittiği gün merdiven çıkarken yüzüstü düşmüş. Allah içimi biliyor dedim. Oh. Bir de gitmiş yemek yiyecek. Öğrenci kartı olmuyor ilk gün. Diyor yemek nerede yiyeceğim? Gitmiş o yemekhanede. Demiş ki bir şey sorabilir miyim? Kart olmayan da yemek alabiliyor mu? Diyor adam bana baktı baktı. Dedi ki sen öğrencimiz. Dedim seni hoca zannetmiştir hayatım. Üzülme yani. Bir gün Batman'a gittim. Böyle müftü, vali, komutan, emniyet müdürü oturuyoruz. Eşim aradı. Neredesin sen? Dedi. Dedim şey hayatım ben Batman'a ne oraya gittin? Eve gelince ben telefonu pat kapattım. Vali böyle yaptı. Hallederiz, hallederiz. Adam duymuş ha. Neyi halledecekse. Bir çıktım, el dokuması kilim koymuş. Bir güzel, bir pahalı, çok değerli bir kilim. Bizim hanım da böyle hediyeleri çok sever. Yani Bilal, sana niye söylüyorum bilmiyorum da böyle içimden geliyor yani. Kars'a gittim. Kars'ta olan var mı bilmiyorum. Bütün ilçelerine gittim. En son protokole konferans yapıyor. Dedim sayın valim bir yeri nesi meşhursa hediye koyuyorlar. Vali böyle başı neydi? Emniyet müdüreydi, milli eğitim müdüreydi, kültür müdürü, rektör. Hepsi başı tek tek baktım. En uçta müftü oturuyor. Müftüye baktım böyle yaptı. Hiç bu tarafa bakma bizden bir şey çıkmaz. Dedim siz sırf almayı biliyorsunuz zaten. Bir çıktım 8 tane 5 kiloluk kaşar peyniri. Vallahi teker teker. 13 çıta bal. Hakiki dağlardan kovanla yani 50 kilo bal, 40 kilo peynir, kazlar, mazlar. Eve geldim, eşim beni bekliyor. Önceden beni bekleyen eşim, şimdi poşetleri bekliyor. Önceden hoş geldin diyordu, şimdi ne getirdin diyor. O balı, o peyniri yedik mi? 3 ay, 4 ay yedik. Bak ben ofisteki personelimize götürdüm. Eşim mahalleye, sokağa, apartmana dağıttı ya. Vallahi. Anama normalde zırnık koklatmaz. Tekerin birini anama yolladı. Fazla çünkü. Yoksa vermez ha. Neyse. 4 ay sonra bal da bitti, peynir de bitti. Bizim hanım dedi, Alişan. Dedim ne? Mutfakta bir şey kalmadı. Bu ara konferans yok mu dedi. Dedim sayın müftü ben geçen eve geldim. Eşime sarılacağım. Böyle yaptım. Hayatım dedi. Tam bile saçlarına dokunacağım. Eşim bana böyle yaptı. Çek elini. Geçen birisi bizim asistanlara ne demiş biliyor musunuz? Biz Arşan Hoca çok kibar demiş, çok seviyoruz demiş. De niye? Telefonda konuşuyordu eşiyle demiş. İki de bir hayatım hayatım diyor. 3-4 kere hayatım dedi. Hangi erkek eşini hayatım der? E demişler ne var bunda? Vallahi biz çok kibar, çok beyefendi, çok zarif bulduk. Adamın haberi yok. Benim eşimin adı Hayat. Hayatım dedim. Biri bana böyle vurdu. Ne oluyor dedim. Çek elini dedi. Niye dedim? Kafamda Kur'an-ı Kerim var. Abdestsiz dokunamazsın dedi. Hafız ya. Anlamadım dedim. Sen dedi hocaları dinlemiyor musun? Kur'an-ı Kerim kılıf içinde olursa dokunabilirsin. Kılıf içinde olmazsa dokunamazsın. Böyle yukarıda saygıyla kılıfa koymak lazım falan. Ya düşündüm. Dedim hayatım ben her sarılmada abdest alacaksam yandım o zaman.
Sinop müftüsü ne deseydi? Bizim hanım da hafız dedi. Yanında oturuyor böyle. Böyle hanım da hafız dedi. Böyle tesettürlü, başörtülü, şey, partisülü. Ben gayri ihtiyar müftüye böyle yapmışım bak. Sen bu sarılma mevzunu nasıl hallettin ya? Ya adam müftü, vardır bir çaresi. Müftü döndü, eşinin partisine dokunurken dedi ki, bizimkinde kalıp var, dokununca bir şey olmuyor dedi. Ben hayatımda bu kadar tatlı bir espri görmedim ya. Dedim sayın müftüm izin ver, bunu anlatabilir miyim? Bak, anlattığım birçok espri, böyle başkasının olmuş söylüyorum da, benim hiçbir tane fıkram yok. Hiç uydurmam da yok. Niye? Hepsini yaşadım bunların. Mesela birisi bana ne dedi biliyor musunuz? Sen dedi kardeşini uydurdun mu? Gerçek mi dedi. Bir gücüme gitti. O zaman resmini falan çekmemişti. Köye gittiğimde dedim hani bir ver şu Rafet'in resmini çekiyorum. Şimdi inanmayanlar olursa diyorum ah bak resmi bu, mezarı da bu. Ya dedi insanları etkilemek için. Ya etkilemek için ne anlatsaydım ben onu. Sizce bütün dünya yayılır mıydı? Yayılmazdı. Gene benim rahmetli kızımın bir sözü geldi aklıma. Elini kalbine koyuyor, böyle yapıyor. Bir söz bizim neremizden çıkarsa karşıdakinin orasında yer bulur baba. Kalpten çıkan bir söz karşıdakinin kalbinde yer bulurken bizim kendimizin dahi inanmadığı bir söz karşıya asla tesir etmez be arkadaşlar. Onun için dünya sevgiyi özlemiş ha. Dünya atmosferi küresel güçlerin Allah'ın yarattığı masmavi gökyüzünde dolaşan beyaz bulutların arasına şer odaklı insanların ürettiği bombaları gariban ülkelerin tepesine yağdırıyorlar. Dünya atmosferi İslam'ın huzurunu, mutluluğunu, esenliğini özledi arkadaşlar ya. Onun için benim hayallerim var. Bunların hepsini tek tek gerçekleştireceğim Allah'ın izni ve inayetiyle. Onun izni olmadan bir tane bile yaprak kıpırdamaz biliyorsunuz. Arkadaşlar sizi biraz bizim köye götüreyim ya. Vallahi özlemiş, yani özlemiştim. Neyi özleyeceksin diye. Benim çocukluğumda var yoktu, yok vardı. Baba, ne lan? Para ver, yok. Baba, defter al, yok. Geçen sene aldıydım ya diyor. Bitti diyorum, silip yeniden yazdı. Yokluktan ha. Bir silgi aldı, deldi boynuma astı böyle, kaybolmasın diye. Baba, ayakkabı al, kim kaybetmiş? Baba, oyuncak al, kör mü kendin yap dedi bana. Ben oyuncaklarımı hep kendim yaptım. Telden tekerlek yaptım, çamurdan heykel yaptım, karpuz kabuğundan araba yaptım. Böyle otomobil lastiği bulduk mu eski bir şey telden melden iterdi. Ve benim kız kardeşim bir bebek dikti, tam 8 yıl hiç kaybetmedi. Niye? Kendisi emek verdi. Bugün siz çocuklarınız o kadar, çocuklarımız doyumsuz ki aldığımız en güzel oyuncaklar, hediyeler dikkat süresi en fazla 15 dakika. Unutmayın bunu. Bir gün babama dedim ucuz bir şey isteyeyim. Dedim baba ne lan dedi. Dedim gofret al. O ne lan dedi. Dedim çerçi getirmiş. Çerçi bileniniz var mı? Eskiden köylerde at arabasıyla, eşek arabasıyla öteberi getirirlerdi. Ben onlara şey diyorum. Seyyar market, tekerlekli AVM. AVM aslında değil mi? Ya biri gofreti ısıtırdı böyle bak gofret şöyle. Çıtırt diye bir ses. Ya kaymaklı. Böyle eti, ülker, torku, öyle değil ha. Dökme şeyin, kasanın içinde. Kaymaklı. Rüyama giriyor, gofret, gofret. Ama para yok. Babama istiyorum, yok diyor para. Hakikaten yok, kıtlıkta büyümüş. Bir gün baktım amcamın oğlu, gofret almış. Aha böyle gidiyor böyle. İnsan böyle gofret yer mi? Beni çatlatıyor. Benim bakış da böyle. Onun babası muhtar ya, parası var. Ben dedim, o ne lan? Dedi gofret. Dedim tatlı mı? Dedi he. Çocuğuz ya. Dedim şşş. Dedi ne? Lan dedim ucundan bir tane ısırsam olur mu? Bizde para yok da dedim. Tabii olur dedi. Gofreti böyle tutan çocuk. Ben ucundan ısırayım mı deyince ne hikmetse ha böyle tutar. Lan ben bunu neresinden ısırayım? Geçen bir konferansta kadının biri dedi ki alttan ısırsaydın. Zekaya bak ya. Hiç benim aklıma gelmedi. Bir ısırdım pek tatlı. Hemen babama koştum. Para yok. Babam dedi ki oğlum çare buldum. Yoksulluk insana çare bulduruyor. Anana söyle dedi yumurta versin onunla al. Yumurta bizim köyde hazineydi.
Tavuk da Ziraat Bankası gibi bir şeydi. Tavuğun kıçı da bankamatikti, biliyor musun böyle? Benim çocukluğum kümesin kapısında tavuğun kıçını bekleyerek geçti. Bir yumurtlasam kaç tane gofret ediyordu. Sonra ben öğretmen oldum, bir şey mi değişti? Bankamatikte maaş için beklerken hep tavuğun kıçını hatırlardım ben ya. Bundan sonra siz de maaş çekerken hep beni hatırlarsınız. Babama bir gün dedim, baba sen ne çok şey istiyorsun lan dedi. Dedim, bana pantolon al. Ne pantolonu? Pantolon. Para yok dedi. Donsuz mu gezeceğim dedim. Diklendim ha. Arkadaşlar, kardeşim pantolon videosunu yayınlan şey ya, anlattım ya işte o sene. İlkokul 3'e gidiyorum. Dedim, donsuz mu gezeceğim? Dedi, yo. Anana söyle dedi. Ebeğin şalvar, biz babaanneye ebe deriz köyde. Babaannenin şalvarını bozup sana don diksin dedi. Ama ciddi bir soru vardı. Babaannemin şalvarı çiçekli basmada. Ben çocukken hep çiçekli kız donu giydim. Ucu büzgülü, bilir misiniz? Aha böyle salla, şöyle şöyle. Maxi, fistan. Ben hep bunları giydim. Sonra Marmara Üniversitesi'ne geldim. Bir gün bir doçent geldi psikoloji alanında. Dedi, psikanaliz anlamadım. Freud anlamadım. Dedi, bilinçaltı hiçbir şey anlamadım. Yahu dedi, çocukken yaşadıklarımız yetişkinlikteki davranışlarımız üzerinde çok etkili olur dedi. İçime bir korku düştü. Çocukluğum geldi aklıma. Bir arkadaşım vardı, Adil Şen. Şu anda o da Eskişehir'de doçent, profesör oluyor. Bana böyle yaptı. Oğlum sen kız donu giydin ya, gelecekte biraz böyle karışık olursun dedi. Karışık ne demekse. Bir psikolog bana geçen demez mi Ankara'da? Sizin bazı hareketleriniz kadınlara benziyor. Niye ki dedi. Dedim şalvardan, şalvardan. Allah sizi ömür boyu güldürsün ha. Ne kadar güzel gülüyorsunuz ya. Hep gülün inşallah. Babam bir gün pantolonu getirdi işte o sene. Bir giydim, tam 5 yıl hiç çıkartmadım. Nereye çıkarıyorsun? Kardeş 5, pantolon tek. Çalanın elinde kalıyor. Bir gün misket oynarken misket bilye. En modern oyuncağımız oydu. Dizim böyle yere bir sürtündü. Aha buraya bir delik açıldı. Bir ağladım, bir ağladım. Pantolon yırtıldı. Daha yeniydi ha, 5 yıllık. Ya gülmeyin, eskiden öyleydi vallahi ya. Anam dedi, zırlama lan, bakarım çaresine. Baktı, delik bu kadar. Anam bir yamalık yaptı, aha bu kadar ha. Bu dizim sağlam, buna da yaptı. Süvarilik derlerdi o zaman. Bu ne ana dedim, estetik açıdan güzel görünsün dedi. Duyan da anamı modacı Cemil İpekçi falan zanneder yani. Arkadaşlar, ben Bilal'e dedim ki, haline şükret lan. Bizim çocukluğumuzda iş çamaşırı yoktu. Biz atlet kilot bilmezdik. Fakirler şeker torbasından atlet kilot diker, don gönek derlerdi o zaman, dikerlerdi. Babamla bir gün hamama gittik. Unutmuş anamın şeker torbasından don gönek diktiğini. Babam şimdi soyunuyor milletin içinde. Şimdi ceketi çıkarttı, gömleği de çıkarttı. Babamın sırtında siyah harflerle marka yazıyor. Eskişehir Şeker Fabrikaları. Şimdi çuvalların altında bir not olur, net 50 kilo... Tam babamın kalçaya gelmiş böyle net 50 kilo. Onun altında bir not daha. Nemden koruyunuz yazıyor. Gülmekten siz de nemlendireceğiniz şimdi ha. Onun altında fabrikanın telefon numarası. Bunları size niye anlatıyorum biliyor musunuz? Çocukluğumu ilkokul ve ortaokulun 2 tane kitapta yazdım. Bu çocukların başlayıp da çocuklara diyorum, başlayın bırakamazsınız, gülmekten altınıza işersiniz. Niye diyor, ben de altıma işedim yazdım diyor. Evet, ben çocukken altıma işerdim. Fazla işemedim, lise 1'e kadar işedim. Anam altımıza naylon sererdi. Ziraat Donatım Kurumu'nun gübre naylonu. Millet uyurdu böyle muşamba, mışır mışır. Benim altımdan hışır hışır naylon sesi gelirdi. Benim bir emmimin kızı vardı Nurcan. Geldiği zaman kıpırdamadan uyurdum. Kıpırdadın mı, hışırtı gelir, Nurcan böyle yapar. Sidikli, sidik. Nasıl utanırdım biliyorsunuz mu? Sınıfta bir gün parmak kaldırdı, kaldırdım. Ne olan dedi, bu soruyu biliyorum dedim. Sidikli, sen ne anlarsın dedi. Ben işemiyorum dedim, işemişin dedi.
Vallahi işemiyorum, işemişsin. Nereden anladın dedim. Ben anama dedim, ana bu Nurcan dalga geçiyor. Yatağa işeyince dövüyorum, bari kimseye söyleme. Tamam dedi. Ama anam işediğim gün döşeye götürüyor, avlu duvarına seriyor. Gören herkes gene anlıyor benim ne yaptığımı. Nurcan da bakmış döşeğin ortası yuvarlakta. Sana gününü göstereceğim dedim. Ne yapacağım şimdi dedi. Çocukluk hayalim şuydu. Kar topu oynardık. Şimdi kar da yağmıyor ya. Kar topu içine bir taşı koyup bir kafasına geçiresim vardı. Ama emmimin kızı yani. Yapamadım. Sonra ilk orta liseyi bitirdim. Üniversiteden mezun oldum. 23 yaşında Çukurova Üniversitesi'ne hoca oldum. Benim en büyük hayalim Nurcan'a gününü göstermekti. Ben liseden geldikçe şehirde değişiyor mu? Böyle. Hala dalga geçti. 23 yaşında üniversite hocası oldum. Adana 19 Mayıs Lisesi'nde öğretmenliğe başladım. Öğrenmeyi öğrendim. Çocukları derslere aşık ettim. Branşım din kültürüydü. Ama ben coğrafya, tarih, Türkçe derslerine girdim. 3 ayda hepsini full çıkarttı çocuklar. Öğretmenler de bana tavır koydu. Lan dediler salak. Adana'da lan demek beyefendi demek. Çok sevdim Adana'yı ya. Vallahi acayip 15 yıl kaldım. 16 yıl. Sen dedi bir haftada ders bitiriyorum. Biz ne yapacağız? Ne yapayım dedim. Git buradan dediler. 30 Kasım'da istifa ettim. Çok sevdiğim öğretmenlikten ayrıldım. Hayaller kurdum. Ankara'da bir yer açtım Sevgi Okyanusu. Öğrenme kursları yaptım. Bu 15 tatilde Ankara'da yapacağım. İstanbul'da yapar mıyım onu bilmiyorum. Aslında burada da yapsam iyi olur. He. Vallahi. Sonra arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Sonra bu bir yayıldı. Çocuk geliyor 7-8 zayıflı gidiyor takdir alıyor. Bir gün ofise geldim. Sekreter dedi hocam. Bunu çocuk genç arkadaşlarıma söylüyor. Bu arada bir şey dikkatimi çekti. Çocuklarınızın, küçük bebekleri kastetmiyorum. Bak ilkokula giden çocuklarınızın farkında mısınız? Hiç çıkarmadan dinliyorlar. Bak değil mi? Bu çocuklara kocaman bir alkış gönderelim. Çok teşekkür ederim. Hep bizi kandırdılar. Dediler ilkokulda dikkat süresi 10 dakika. Ortaokulda bak size bir yanlış bilgi anlatayım. Ortaokulda 15 dakika, lisede 20 dakikaymış. Lisede çocuklar, arkadaşlar odaklanamazlarmış. 20 dakikadan fazla derse dinleyemezlermiş. Dinleseler bile anlayamazlarmış. Ya lise 3'e giden iki genç düşünün. Birbirine aşık olmuşlar, birbirini seviyorlar. Sohbet ederlerken şöyle derler mi? Aşkım, odaklanma sürem doldu. 20 dakika sonra. Yarın devam etsek olur mu? Yahu sıkılmaz insan. Benim nenem ne derdi söyleyeyim mi? Biraz kaba ama köy dili. Derdi ki gönül düştü boka mis gibi koka. Al. Dikkatin sınırı mınırı yok ha. Hep bir dikkat çekemeyen öğretmen sorunu var. Dersini ilginç hale getiremeyen, yazdığı kitabı güzel yazamayan, vaazını güzel dile getiremeyen imam sorunu var. Çocuğuyla iletişim kurarken kendisini iyi yetiştirememiş ana baba sorunu var. Kusura bakmayın. İsterse bakın vallahi siz bilirsiniz yani. Siz bilirsiniz. Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki ben insanı mükemmel yarattım. Biz ne diyoruz? Estağfurullah ya Rabbim o ben değilim. Allah annelere diyor senin çocuğunu mükemmel yarattım. Allah'ım komşuyla karıştırdım. Bizimki salak biraz. Niye? Neti düşük. Bir annenin çocuğunu kıyaslaması Allah'a hakarettir ha. Herkes özel yaratmıştır Rabbim ya. Kimisini böyle zeki, kimisini sosyal ilişkileri, kimisini üretici, kimisini icatçı, kimisini de okulla alakası yok. Kimisi okulunu bırakır gidip üniversite mezunlarının emrinde çalıştırır. Siz başarı deyince kendi okumadığınız çocuk şeyleri niye çocuğun üzerinde dayatıp duruyorsunuz? Neyse. Ofise geldim. Bu bir yayıldı. Sekreter dedi hocam Cumhurbaşkanlığından arıyorlar. Niye? Dedi hocam aile içi iletişim istiyorlar. Şaka yapma kız dedim. Cumhurbaşkanı ne yapacak bizi? Vallahi dedi 3 kere aradılar. Siz yoktunuz dedi. Gittim 300 kişi var Cumhurbaşkanlığında. Böyle yuvamın nasıl yıkıldığını ben eşimle bir buçuk sene boşanma süreci yaşadım. Evden kaçtım. Evimi terk ettim. Çocuklar perişan oldu. Çünkü kendim sıkıntılı bir insandım. Onu ikinci bölümde anlatacağım size. Ve geri toparladım. Bunları anlatıp çok ağladılar ha. Sonra da güldürdüm. Hem güldüler hem ağladılar. 3,5 saat konferans sürdü. Ve konferans bitti. 300 kişi kalktı, 350 kişi. Beni ayakta alkışladılar. Nerede? Türkiye'nin en yüksek makamında.
Sizce benim ne yapmam lazım? Sevinmem lazım. Niye? Nurcan'ın sidikli, sümsük, salak dediğini Türkiye'nin zirvesindeki 300 kişi ayakta alkışlıyordu. Ama ben sevinemedim. Perdesine gidip, perdenin gerisine gidip zırıl zırıl ağladım. Aklıma yine Nurcan geldi. Şimdi çocuklara söylüyorum. Çocukken güvenimi çalan naylon hışırtılarını, alay edilmeleri, yoksullukları, dalga geçirmeleri, kurduğum hayallerle, attığım adımlarla, verdiğim kararlarla Türkiye'nin zirvesinde alkış hışırtılarına çevirmiştim ben o gün. Başımı yastığa koyduğumda anladım ki engeller, zorluklar, fakirlik zannettiğimiz şeyler sıradan insanların başarılı olması için Cenab-ı Allah'ın verdiği nimetlermiş. Çocuklarınızın okumasını istiyorsanız engel çıkarın. Her dediği yapılan bir çocuğun, küçükken bir dediği iki edilmeyen bir çocuğun ileride mutlu ve başarılı olma şansı yoktur arkadaşlar. Ben bunları fark ettiğimde anladım ki bizim zamanımızın zorlukları bizim okumamızı kolaylaştırıyordu. Şimdiki zamanda çocuklara sunduğumuz bütün kolaylıklar onların okumasını zorlaştırıyor gibime geliyor. Bir daha altını çiziyorum bunu ben. Onun için iyi çocuklar yetiştirmenin ilk şartı iyi ana baba olmaktır. Bunu da bize öğreten olmadı be arkadaşlar ya. Onun için ben huzurunuzda Bilen kardeşime, Esenler Belediyesi'ne çocukları için umut arayan, aileleri için huzur arayan, karı koca ilişkileri için sağlam ilişkiler arayan ve yani kaldırım taşından, kanalizasyondan, bilmem elektrikten, elektrikten, sudan mudan öte işler de yapan Esenler Belediyesi'ne beni sizlerle buluşturduğu için çok memnun oldum. Ben çok teşekkür ediyorum. Sıkıldınız mı? Sizin şimdi ne kadar zeki olduğunuzu size ispatlayayım. Bak 7'den 70'i herkes dahidir. Bunu ispatlayabilirim size. İkinci bölümde bunu ispatlayacağım. Ben ikinci bölümde ne anlatacağım? Ben de bilmiyorum. İnternette görüyor musunuz? Bazen salon doluyor, sığmıyorlar. Ben de salonu sahneye alıyorum çocuklar. Siz bugün tam karar gelmişsiniz. İyi olmuş. Ben size desem ki yarın gidin. Mesela 3 akşam belediye şöyle bir şey yapsa. 3 akşam 2'şer saat, 3'er saat. Bugün bir konu, yarın bir konu, yarın bir konu. Desem gidin komşulara alın gelin. Herhalde yarın daha fazla gelirsiniz. Dedikodularınız yüzünden. Ya da dersiniz biz gittik adam hiç canımız sıkıldı siz gelmeyin dersiniz değil mi? Bir daha eşimle gideceğim. Millet inanmıyor ya. Soruyorlar eşiniz doğru mu? Doğru tabii. Bir kere götürdüm. İmamlara konferans vardı. Dedim hadi gel gidelim. Gittik. Eşantiyon baldız. Rahmetli kızım, oğlum, kardeşim, hepimiz gittik. Dedim bu anam var ya, eşime neler etti, eşimle ikisi bir olup anama neler etti. Aha böyle, ben evden kaçtım, şöyle bir anlattım. Gelsinler tabii, onlar benim misafirim. Buyurun, sen de şöyle otur, gel tatlım. Gel. Teşekkür ederim geldiğiniz için, sağ olun. Teşekkür ederim. Ben Eskişehirliyim bu arada. Kaç yaşında olduğumu söyledim değil mi? Kızım psikologtu, söyledim. Oğlum mühendis. Hocam bu da susamış valla. Al, o sen de onu al. Şimdi ben susadım, suyumu geri verin. Bu özgüven bak, okumamış. İçinizde okumuşları getirsem çıkamazsınız bile buraya. Değil mi? Onun için okutmayın çocuklarınızı, beni dinleyin bari. Okul bitti. Okul diyorum. İlkokul bitti. Sivrihisar'a geldim ben. Dediler ki fakir çocuklar hani İmam Hatip'te okutuyorlar. Fitre, zekat topluyorlar. Allah bin kat razı olsun hocalarım. İmam Hatip'e geldim. İlk duyduğum şeydi. Şşşt lan! Öküz! Ahır mı lan bura? Ben de böyle yaptım. Lan ben zaten ahırdan geldiydim. Üstüm inek kokuyor. Adam ta karşıdan anladı. Meğer ne yaptı biliyor musunuz? Uzat lan elini dedi. Parmağım büzüştürdü. Bir vurdu cetveli dikine.
Kulağımı tuttu, çevirdi tahtaya. Bir vurdu, tahta içine göçtü. Niye göç ettin lan diye bir daha vurdu. Ve şöyle yaptı. Oğlum, bizim zamanımızda biz hocaları görünce sokağımızı değiştirdik. Niye? Saygıdan. Sonradan anladım. Vallahi yalan, korkudan. Neyse, zar zor, korku, dayak yerek ilk orta biri bitirdim. Kardeşime dedim, biliyor musun dedim, şehirde elektrik var. Nasıl dedi? Dedim, düğmeye basıyorsun, gündüz oluyor. Vallahi mi dedi? Bak dedim, sokak lambaları var, lamba diyorlar, küçük küçük güneşleri koymuşlar. Masada çalışıyorsun, lokantada yemek yiyorsun. Bir de dedim, bazı hocalar dövüyor ama bazılar çok iyi anlatıyor. Allah'a, peygamberi bir güzel anlatıyorlar dedim. Ben de İmam Hatip'e geleceğim dedi. Zorladı, kaçırdık onu. Babam okutmuyor yani, durmuyor. Zorla geldik. Neyse, teyzem bakıyor bize, rahmetli oldu o da. 6 çocuk bir evde. Tabii bir döşekte yatıyoruz, dördük. Kalkıyoruz sabah, biri işemiş. O diyor, sen işedin. O diyor, vallahi ben işemedim. Birbiri üstümüze işedik. Doğrusu bu yani. Son arkadaşlar, bizim bir öğretmenim vardı. Cemaatle namaz kılmayı mecbur tutmuştu. Cemaate katılın lan! Döverim sizi dedi. Biz korkudan onun müdür nöbetçi olduğu gün mescit dolar. O yoksa yarı yarıya azalırdı. Ve arkadaşlar bir gün babam geldi köyden. Özlemişiz, ortaokuldayız, gurbetteyiz ya. Birimiz 12 yaşında, birimiz de arkadaşlar 13 yaşındayız. Özlemişiz. Babamı duyunca gittik sırnaşıyoruz. Anam gibi kokuyor, kedi gibi kokuyor, inek gibi kokuyor. Babam böyle tezek kokuyor. Köy yani. Ve arkadaşlar lokantada yemek yerken ezan okundu. Baba biz böyle yaptık. Cemaatle namaz. Bir yeme yarım bırak. Koştuk. Öğretmen şöyle yaptı. Tam camide mescitten çıkmışlar. Neredesiniz lan dedi sizi. Öğretmen babam gelmişti. Ulan Allah sizi beklerken siz babanızı mı beklediniz dedi. Uzatın lan eliniz dedi. Böyle yaptı. Bir vurdu. Bir de buna bir de büzüştürüp dövdü. Kardeşimle ağladık, o sınıfına gitti, ben sınıfıma. Ve son öğleden sonraki 2 saati ağlaya ağlaya ders dinledim. Ve son dersten çıktık, kardeşim böyle yaptı. Senin parmağın hala acıyor mu? Dedim, he. Dedi ki, keşke ben İmam Hatip'e gelmeseydim. Bir gücüme gitti. Ne hakkım ver be adam? Bir de diyordu, peygamberimiz buyurmuş ki zorlaştırmayın, nefret ettirmeyin, korkutmayın. Kolaylaştırın, müjdeleyin. Niye beni sinirlendiriyorsunuz? Böyle din anlattılar bize. Ve güzel arkadaşlarım, okulu bırakacağım dedim. Benim anam ilkokul 2'ye kadar okumuş. Okutması için üniversite mezunu birine teslim ediyor. O da benim tırnağımı kırıyor. Kim cahil, kim aydın seçemedim ben. Bir kış akşamı okulu bırakacağım dedim. Evde oturuyoruz, bir hasır var. O zaman halısı, bir tane teşt var. Teşti bilen var mı? Leğen. Jacuzzi, ha. Bir tane de tezek sobası. Bir köşede işte tezek çuvalı. Ve bir yaylı divan. Eskişehir Sivrisaz ilçesi. Donuyoruz böyle. Donuyoruz arkadaşlar. Ölürüz lan dedim biz. Yakacak bitmiş. İki çocuk gözünüzün önüne getir. Ben lise 1'e geçmişim. Kardeşim orta 3'e geçmiş. Ve dedim 15 tatilde gideceğiz yani okul yarım değil de 15'te gideceğim bir daha gelmeyeceğim. Donacağız ya. Kapı çaldı. Açamadım ki korkudan. Bir daha çaldı. Kardeşimden cesaret alıp böyle kapıyı açtım arkadaşlar. Açmamla demin bir oldu. Karşında okul müdürü, müdür yardımcısı ve bir de öğretmen duruyordu. Okul müdürü bütün şefkatiyle dedi ki Alişan yavrum. Aklımıza düştünüz oğlum. İki çocuk okumak için uğraşıyorsunuz. Yakacağınız var mıydı? Kar yağıyor da. Merak ettik be oğlum. Onu sormaya geldik dedi. Çıktım dışarı ağlamaya başladım. Hayatımda ilk defa birisi beni insan yerine koymuştu. İlk defa birisi bana değer vermişti. Benim anam yatağı ıslatıyorum diye beni dövüyordu. Babam sevgi göstermenin caiz olmadığı bir zamanda yaşıyordu. Ve Nurcan Sidikli diyordu, öğretmenlerin bazıları dövüyordu. Ama o müdür yardımcısı ve öğretmen, üşüyorsunuz mu oğlum dedi. Size yakacak getirdik dedi. Bir kucak odunu böyle sobaya attılar. Gürül gürül o cin sobasında, teneke sobada yanarken gözlerimden yaş süzüldü. Ben öğretmen olacağım dedim.
Öğretmenler gitti, yatağa uzandım. Kardeşime sırtımı dönüp böyle gözyaşlarımı akarken dedim ben öğretmen olacağım. Ben öğretmen oldum. Bizim eve bir tane öğretmen geldi. Ben eşimle 1500 eve gittim ha. Bizim eve bir tane hiçbir öğretmen beni yemeğe çağırmadı. Allah eşimden 1000 kat razı olsun. 10.000 öğrencisine yemek öğrencime yemek yaptı. Ve öğretmenliği çocuklardan öğrendim ben. O çocuklarla kurduğum iletişimden. Ben o gün çalışmaya başladım. Çocuklara öğrenme kurslarında şunu soruyorum. Dersler senin düşmanın mı yoksa dostun mu? Karar ver. Dersler benim düşmanım. Anlıyorum. Diyorum ki dersler benim dostum. Onu da anlıyorum. Ama şunu düşünsene diyorum. Hem derslerini aşağılayacaksın, kitabı yere çarpacaksın, hem de kalkacaksın, diyeceksin ki beni üniversiteye götür. Böyle bir şey yok ha. Ben çocuklara öğrenme kursunda bakış açılarını değiştiriyorum. Ders mesela anlatmıyorum yani. Neyse, güzel arkadaşlarım. Anam baktı ki ben çalışıyorum. Dedi sen ne çıkacaksın? Niye diyorum bir şey çık diyor. Ana niye diyorum kendi bir şey çıkmamış ya. İlkokul 2'ye kadar okumuş. 3. yılı alıp babama vermişler. Babam çünkü köyde böyle yürüyor. En tahsilli o. İlkokul 3 diploması var adamın yani. Okumuş. Anama diyorum niye bir şey çıkmamı istiyorsun? Diyor ki kazandı kağıdını getir. Nurcan'ın anasının gözüne sokacağım diyor. Eltiler ya. Ben Nurcan'la zıtlaşıyorum. Anam da Nurcan'ın anasıyla. Sınav sonuçları açıklandı. Patates tarlasında patates kazıyoruz. Anamı çocuklar, genç arkadaşlarım gözünüzün önüne getirsenize. Ayağında şıp şıp terlik, şalvarı yamalı, yama üstüne yama, yüzü kavrulmuş, elleri nasırlı. Kurban olduğum nasırlarına. Ben bugün İstanbul'da Esenler'de sizin gibi harika bir topluluğa konuşma yapıyorsam benim için bir şereftir. Anamın nasırlı ellerinin emeği olduğu için değil midir? Babamın kırışık alnından dökülen terlerin ve bana emek veren öğretmenlerimin eseriyim. Rabbimin huzurunda hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Babam otobüsten indi. Eskiden internet yoktu ki. Zarfla gelirdi, zarf. Böyle tarladayız, patates tarlasında. Babam böyle otobüsten indi, anam fırladı. Ne çıkmış? Herif dedi. Herif demek bizim köyde sevgilim demek. Ne var lan karı demek, o da aşkım demek yani. Öyle anlaşıyorlardı. Öyle diyorlar değil mi? Bak onlar ilkokul mezunu, karı herif diyordu, çok mutluydu. Biz hanımla işte daha üniversite mezunuyuz, birbirimize boşanmak için mahkemeye gittik ya. Lan kim biliyor iletişimi yani? İnsan olmak okumakla alakalı değil, bunu söyleyeyim size. Babam yaklaştı, anam dedi çabuk müjdeyi ver. Nurcan böyle yaptı. Bu sidikliden bir şey çıkmaz Elif yenge, boşuna heveslenme. Anam dedi sus kız, çomazlı. Babam yaklaştı, anam dedi müjdeyi ver. Babam dedi müjde mi istiyorsun? Anam dedi he, ben çünkü titremeye başladım. Köyde ilk sınava giren benim ve üniversite falan bilmiyor. Televizyon yok köyde, televizyon. Babam dedi ki eşşol eşek, şeddeli. İmam Hatipli varsa şeddeyi bilir onlar ya. Sana verdiğim emeklere yazıklar olsun deyince ben bir annenin düştüğünü gördüm. Anam böyle yaptı. Bir şey çıkmamış mı? Güt yıkıldı anam ya. Elini dizine vurdu. Bir ağıt tutturdu. Ağlıyor. Şimdi düşünüyorum da anam benim için ağlamıyordu ki. Nurcan'ın anasına ne diyecek onun için ağlıyor. Geçen bir konferansta Ankara'da Anadolu Lisesi'nde anam düştü dedim. Kızım bir hıçkırarak çıktı. Bizim asistanlar demiş ne oldu? Sahnede bir salak adam var demişler. Niye demiş? Anasını düşürmüş demiş. Gerizekalı adam demiş. İnsan anasını düşürür mü? Sen niye çıktın demiş. Ben eve gidiyorum. Ders çalışacağım. Anamın başını öne eğdirmeyeceğim. Alın size motivasyon. Siz alışmışsınız değil mi? Çalış çalış demeyin. Demeyin. Çocuklarınızın çalışmasını istiyorsanız çalış demeyin. Babam baktı ki anam ağlıyor. Sus lan karı dedi sus. Sevgilim susar mısın demek. Şaka yaptım lan. Gel seni bir öpeyim dedi. Sen bu köyün medarı iftarısın. Ben medarı iftarı ne bileyim? Patates ilacı zannettim vallahi. Helal olsun lan dedi sana. Marmara Üniversitesi'ni kazanmışsın. Anamın hareket. Marmara nereler? Anam Marmara'yı ne bilsin? Babam dedi öğretmen olacağım, öğretmen. Anam dedi kalkın gidiyoruz. Saat 3.
Normalde 7'ye kadar çalışıyor. Ana iş. Kalkın dedi, belim ağrıyor. Biz kalkmadık. Kalkın lan dedi, belim ağrıyor. Oy! Biz kalktık, traktöre bindik, eve gittik. Anam yok. Nurcan Gile gitmiş. Havalı. Kapı bir komşuyuz ya. Marmara Üniversitesi'ne geldim İstanbul'a, aha buraya. Harem şey vardı o zaman. Hala vardır değil mi? Otobüs garajı. Arkadaşlar, geldim İstanbul'a. Şok oldum. Çünkü ben hiçbir kızla konuşmadan mezun oldum. Hep bu Nurcan'ın yüzünden ha. Amcayın kızı, dayın kızı. İmam Hatip'e geldim. İmam camide vaaz ediyordu. Ey cemaat, sakın harama bakmayın. Bir kıza dönüp böyle bir kere bakarsan bir şey olmaz. Gözün değmiştir. İkinci dönüp dikkatli bakarsan gözlerine cehennem ateşi dolar. Dokunursan ölürsün, konuşursan yanarsın. Ben bırakın kızlara dokunmayı, konuşmayı bakamadım bile. Kızları görünce böyle yaparım. Estağfurullah yarabbim. Geldim İstanbul'a. Dediler İstanbul'un kızları saftirik köylü çocuklarına daha çok asılıyor. Beni bir korku aldı. Dedim cehennem garanti o zaman. Kızlara bakamıyorum. İçimden bir ses diyor bak. İmamın ses diyor bakma lan. Bak, bakma, bak. Ben 3 ay hiçbir kıza bakamadım. 3 ay sonra durakta bir kız gördüm. Yemin ederim bir güzel, bir güzel. Ben o gün imamı, mimamı unutmuşum vallahi. Otobüsün kayışını tutmuşum. Kayış var ya böyle. Körüklü olurdu bir de. Kıza bak, böyle bakarken yandaki adam demez mi? Peçete vereyim mi lan? Dedim niye? Ağzın suyu akıyor dedi. Ben estağfurullah deyip arkamı döndüm. Babama mektup yazdım. Baba dedim para yolla. İstanbul'da her şey parayla. Senin yolladığın para bitti. İnanmayacaksın ama tuvalete gitmek bile parayla. Bizim köyde git tarlaya yap. Para mara isteyen yoktu. Babam ne yazmış bana biliyor musunuz? Oğlum Alişan, sen benim oğlum olduğun için sana bu parayı göndermiyorum. Başkasının çocuğu olsaydın da yollardım. Sen öğretmen olmak için çırpınan bir delikanlısın. Aman ha oku, oku da bu milletin, memleketin insanlarına faydalı çalışmaları olan hayırlı bir evlat ol benim güzel oğlum. Bak ya, adam ilkokul 3'ü zor bitirmiş yazdığına, öbürü üniversite mezunu çalıştırmış, gerizekalı diye kafamı tahtaya çarpıyor. Kim cahil bilemiyorum ben. Sevgi Bahçesi'nin Bahçıvan'ı kitabımı okur musunuz? Orada bunları sordum, çok teşekkür ederim. Orada sordum ya, üniversiteden mezun oldum. Çok motive oldum ama. Sırta kalmadım, mezun oldum. Tayinim çıktı Adana'ya. Aha, sizin okula işte 19 Mayıs sesi. Sene 1985. Arkadaşlar, okula gittiğimde ne oldu biliyor musunuz? Bir öğretmen, ilk hafta çocukların haşır neşir, hiç öğretmen odasına girmezdik yani. Konuşuyoruz, evlerine gidiyoruz, kitaplarını okuyoruz. Öğretmeni bir öğretti. Lan! Sen soytarı mısın, hoca mısın? Ne hoca? Ne dedim? Niye dedi bu it sürüsüne yüz veriyor? Öğrenciyi. Niye dedim? Yüz verme lan dedi. Bunlar senin tepene çıkarlar. Oğlum otorite kuracağını biliyor musun dedi sen? Yo dedim. Sınıfa gireceksin. Kalkın lan ayağa diye bir bağıracaksın. Yumruğu bir geçireceksin dedi. Ağzı kanasın. Vallahi rahat edersin. 25 yıllık tecrübe konuşuyor. 25 yıllık tecrübe. Anam geldi aklıma. Benim anam, teşekkür ederim canımsın. Anam ben öğretmenine giderken elimi tuttu. Bana ne dedi biliyor musun? Dövme oğlum dedi. Yetimi vardır. Öksüzü vardır. Fakiri fıkarası vardır. Yatılı da okuyanı vardır. Çiğdem o yüzden bana diyor ki annem vefat ettiğinde siz bize gelmiştiniz. Bak derslerimin hepsini unutmuştur. Ama zor günde birinin yanında olursa hiç unutmaz ha. Sevgi böyle bir şeydir ha. Ben düşündüm. Anam dedi ki bir çocuğu döversen sütümü helal etme. Anamın en güçlü silahı sütüydü zaten. İkide bir. Neyse güzel arkadaşlarım. Baktım çocuklar okula böyle geliyorlar. Çekilir mi lan okul? Matçının vır vırı, dincinin zır zırı, tarihçinin zır. İstiklal Marşı pazartesi böyle. Rahat, hazır ol. Kırkma sen şafan. Müdür yardımcısı böyle. Can senin, varsana. Çocuklar böyle. Korkma. Yalan mı? He? Üçüncüde bir dövdü müdür. Çocuklar böyle. Söylemeyeceğim gıcık bir. Ama cuma günü cuma günü İstiklal Marşı böyle. Rahat, hazır ol. Korkma sönmez bu şafa. Niye böyle oluyor sizce? İlkokul bir de böyle. Örtünme sönme, örtünme, örtünme. Bir de bak. İki de böyle. Örtünme, 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 örtünme. Üçte örtmenim. Bal akıyor. Dörtte bu iniyor. Beşte bu da iniyor.
Altıda öğretmen diyor, kim tahtaya gelecek? Çocuk böyle yapıyor. Tahta mı? Yedide soğuyor değil mi? Öğretmenim. Sekizde düşman. Öğretmenim. Lise birde. Hoca. Lise ikide hoca bir şey dese. Ne diyor lan bu? Lise üçte kızıyor. Lise dörtte öğretmene çemkirip gidiyor. Bu ne biçim bir eğitim sistemi be? Okuttukça anarşist ediyor daha çocuklar. Ve halbuki bizim köyde ekinler şöyleydi be arkadaşlar. Var ya. Bak. Boşken dik durur başak. Bu dik kafalı insan da boştur ha. Biraz olgunlaşınca eğilir. Biraz daha bak iyice olgunlaştığında aha böyle eğilir. Ya arkadaşlar insan okudukça, tahsil gördükçe, yeri geldiğinde böyle olgun başak gibi eğilip anasına, babasına, öğretmenine, devletine, milletine, kendisine daha saygılı olmasını bilmeli değil midir? E bizde tam tersi oluyor. Bu niye böyle oluyor diye merak ettim. Yazın dedim çocuklara. Soru bir. Kızım biri bir bağırdı. Ne yapıyorsunuz dedi. Dedim yazılı. Söylemediniz dedi. Yaz kız dedim. Bu senin bildiğin yazılara benzemiyor. Siz ana baba olsanız okul bahçesinde iki çocuk gördüm kavga ediyorlar. Gittim yanlarına analar babalar da var. Niye kavga ediyorsunuz dedim. Anası böyle yaptı. Bu çocuk hiç çalışmıyor. Niye çalışmıyor lan dedim. Anamla babama gıcıklık olsun diye çalışmıyorum. Dedim niye? Beni kıyaslıyorlar. Bak komşunun çocuğu asgari ücrette geçiniyor. Senin yediğin önünde yemediğin buzdolabında. Neyin eksik? Beni diyor rezil ediyor babam. Ben de 9 zayıfı getiriyorum. Oh! İntikam alıyorum. Ben Sevgi Bahçesi'nin bahçıvanı eşimle onların evine gittikten sonra yazdım. O çocuklar nasıl ders çalışırlar? Neyse güzel arkadaşlarım yazın dedim. Soru bir. Siz ana baba olsanız, bugünkü ana babalar sizin çocuklarınız olsa ne yaparsınız? Arkadan bir ses. Her ikisini de kıtır kıtır doğrarım valla. Soru iki, siz öğretmen olsanız, bugünkü öğretmenler sizin öğrencileriniz olsa ne yaparsınız? Bayrak direğine kravatından asarım, kolay kolay ölmesin, bizim fizikçi çok kazık soruyor. Soru üç, siz kimsiniz? İş dünyanızı yazınız. Soru dört, birisinin sormasını istediğiniz ancak kimsenin sormaya akıl etmediği bir soru sorun. Canınızın istediği gibi cevap verin. Arkadan bir ses, süre dedim bir hafta. Çocuğun hareketini hiç unutmayacağım. Bir hafta diyen çocuk, süre diyen çocuk ben bir hafta deyince böyle yaptı bana. Bir hafta. He? Dedim bir hafta. Eve gideceksiniz, canınızın istediği bir akşam yazılı olacaksınız. Haftaya bugün kağıtları alıp gelirsiniz dedim. Çocuk böyle yaptı. Ahmet, sence bunun kafada var mı lan dedi. Hiç öyle yazılı görmemiştim. Ahmet dedi not, dedim 100. Herkes 100. Ne yazarsan yaz 100. Bir hafta sonra kağıtlar geldi 7000 sayfa. Okul çok kalabalıktı o zaman. Sınıflar 60'er, 70'er, 80'er kişiydi hatta. 4600 öğrenci vardı. Ben tabii 1100 öğrencinin dersine giriyordum. 7000 sayfa. En az yazan 4 kelime yazmış. En çok yazan 45 sayfa. 4 kelime yazan beni çok güldürdü ya. Ana baba olsanız nasıl davranırsınız? Cevap, iyi. Öğretmen olsanız nasıl davranırsınız? Normal. Siz kimsiniz? Zeynep. Bir de yazmış yukarıda adımı yazıyor ya. Niye bir daha soruyorsun? Manyağa bak, ben onu mu sordum? Bir soru sorun, ilk kere 2-4. Not. Ben de 100 almışımdır, değil mi hocam? 15 sayfa yazdan böyle 3-5 ay güldüm ha. Şöyle başlamış. Hocam, evlere servis yapılır yazılı sisteminiz çok hoşuma gitti. Sanki kebap servisi yapıyor. Şu anda üzerimde eşofmanım, masamda çayım, anamla babamın şaşkın bakışları arasında yazılı olmaktayım. Hayatımda ilk defa bir yazılıdan kopya çekmek istemediğimi fark ettim. 15 sayfa yazmış demiş not. Son iki soruyu yetiştiremedim hocam. Bir hafta daha. Demiş beni haftaya kadar bekle, haftaya getireceğim. Allah canım alsın getireceğim. Bekle olur mu? Dedim olur. Ne diyeyim yani? 45 sayfa yazan benim hayata bakışımı tamamen değiştirdi. Şöyle başlamış. Merhaba gardiyan. Siz öğretmen olduğunu sanan gardiyan kılıklı insanlarsınız. Bu okul açık cezaevi, bizim evde zindan. Benim anamla babam da cellat. Ben her gün o zindandan bu açık cezaevine siz gardiyanlara kontrol olmaya geliyorum. Ve şöyle yazmış. Bu 45 sayfa ağlaya ağlaya okudum. Şöyle yazmış. Saçımıza baktınız jöle var mı yok mu diye. O zamanlar jöle inek mi yaladı derdi hocalar. Eteğimizin boyuna baktınız uzun mu kısa mı diye. Şu lanet kravatımıza baktınız, var mı yok mu diye bir kere bile gözlerimize bakmadınız. Bu öğrencilerin ne gibi bir derdi var diye.
Aha ben o gün o gün anladım ki insanlar buzdağı gibi. Dıştan baktığınızda bu buzdağının arkadaşlar küçük bölüm suyun üstünde, büyük bölüm suyun altında. İnsan da böyle. Baktığın zaman aha böyle güler insan. Ama bize maske takmayı öğrettiler. Bak bu maskeleri çocuklar yazılı sınavında bir çıkardılar. Baktım ki işleri, bundan işlerini anlattığım kitap. Baktım işleri böyle. Dıştan gülen çocukların kim bilir kimselere anlatamadığı neleri var. Kim bilir çocuğunuz derse oturamıyor, oturduğu zaman aklına gelen ne gibi yanlışlıkları var. He? İşte orada ben insanları yargılamaktan vazgeçtim. Dıştan baktığında böyle gülümseyen bir insanın iç dünyasında böyle bir üzüntü olabilir. E diyorlar, sen ne yapıyorsun? Vallahi tanıştığım insanları, aa ben böyle göndermeye çalışıyorum. Zaten insanlar bunu niye yapıyor? Babam o parayı gönderdi ya, öğretmen olduğumda, biz sıla-i rahim bilir misiniz? Duymuşsunuzdur. Hep ana babayı ziyaret etmek, akrabayı. Hep Adana'dan Eskişehir 15 tatilde yazın bayramda gelirdik. Anam bir gün dedi ki, oğlum, baban size para yollamıştı ya, ha, çok sıkıntı çekti. Nasıl dedim? Baban çok dedi, oğlum çok zorlandı. Bizim köylerde kışın para olmaz. Harmanda pancarda olur. Babam gitmiş, yalvarmış dayılarıma, teyzelerime, amcalarıma. Yok para. Kimse de yok. Kış çünkü yani yok. Eskiden sosyal devlet yoktu ki böyle burs versin, fakiri fukara gözetin. Allah devletimizden razı olsun, zeval vermesin ha. Vallahi. Bu çalışmalar hep. Neyse. Güzel arkadaşlarım, babam oturmuş bir çay içmiş, 20 kuruş, bir daha 3 çay 60 kuruş. Verememiş, 1 lira değil ha, 60 kuruş. Amcam babama böyle yapmış, lan salak, patozun yok, mibzerin yok, tırmığın yok, traktörün yok. Sen ne okutuyorsun lan? Elin çayına muhtaç olursun, böyle rezil olursun deyince babamın boğazına düğüm düğüm olmuş. Babam ağlayarak eve gelmiş, ben çocukları okutmaktan vazgeçmeyeceğim demiş. Anam bunu anlattı, bir de şey anlattı, bizim köyde cambazlar olur, cambazlar. Mal alıp satarlar. Yani inek, koyun, hayvan. Babam iki tane koyunu böyle satacak. Cambaza demiş al. Cambaz demiş ya, almayacağım. Babam demiş Allah aşkına al. Babam ısrar edince cambaz demiş niye ısrar ediyorsun? Babam demiş kaç lira verirsen ver. Ben bunun parasını çocuğuma göndereceğim demiş. Şimdi böyle diyen bir babaya ne hakkım var benim başarısızlık yaşatmak? Ve ben bunu duydum, hemen gittim ek ders ücreti aldım. Dedim babama para göndereceğim. 5 yıllık öğretmenim sene 1990. Arkadaşlar ek ders ücreti aldım 160 lira. Cebime koydum o 160 lirayı, köye aradım. Anam çıktı telefona, baban yatsı namazına gitti dedi. Ne zaman gelir bilmiyorum, oradan kahveye gider. Babama sürprizim var dedim. Neymiş dedi, sabah söylerim ben dedim. Başımı yastığa koydum arkadaşlar, böyle. Hem de tam da şöyle, hayal kurdum. Eskiden böyle gardırobu ne yoktu ki? Çivi duvarda, pantolonum oradan asılıp, 160 lira paranın cebinde izi duruyor böyle, dıştan belli oluyor, para oldu. Babam bu parayı alır dedim, kahveye gider, herkese çay ısmarlar. Ne mutlu olur ya, diye düşünün ki pat uyumuşum olduğum yerden, böyle kalmışım ya. Telefon çaldı ya, bir sıçradım yerimden. Kalktım böyle, duvarda saat vardı, baktım saate. 5'e 5 var sabah ezanı. Babam dedim sürprizi merak etmiş. Gittim telefonu sevinçle bir açtım. Babam değildi. Amcam ne oluyordu? Alişan dedi çabuk gel. Dedim niye? Dedi baban. Anlamadım dedim. Hatırlamıyorum gerisini. Bıçak mı saplandı? Nefesi mi kesti? Baban çok hasta, seni istiyor. Dedim babam hasta olsa beni istemez. Yalvarırım söyle, söylemedi. Ben de masucuktan dedim ki, okul müdürü izin vermez. 10 gün sonra geleceğim, sınavlar var. Yok şimdi gel. Niye? Yarım saat önce baban kalpten öldü, deyiverdi. Babam 52 yaşında kalpten öldü. Ve benim babama hiç param nasip olmadı. Yolda gelirken telefon ettim. Cep telefonları yoktu, bu lokantaların, mola yerlerin telefondan aradım. Dedim babama, hiç param nasip olmadı. Cenazesini ben yıkayayım dedim. Bir tas suyum nasip olsun. İçinizde dedin ya benim çocuğum yatılı okuyor.
Yatılı okuyanlar bilir. Benim babam beni ayakta karşılardı. Anam en sevdiğim yemekleri yapardı. Sıra bile gelmezdi yemekleri. O gün babam ben çok istedim ayakta karşılasın. İlk defa yatarak karşıladı. Kapandım üstüne. Dedim kalksana. Para getir dedim. Kalkmadı. Tırnağımı geçirdim. Çimdikledim. Ilık suyla yıkanır cenaze. Ben kaynar su döktüm hoplasın diye kalkmadı. Kur'an-ı Kerim'deki ayeti biliyor musunuz? Ana babanız size seslendiği zaman sesinizi yükseltmeyin. Onlara bağırmayın, öf demeyin, çemkirmeyin, güzel konuşun. Ben babama hiç sesimi yükseltmemiştim ama ölüsüne eziyet ettim. Dirilsin diye. Dirilmedi. Koyduk toprağa, üstünü örttük. Millet gitti. Oturdum babamın yanına. Dedim ki sana hiç param nasip olmadı. Ama bu ülkenin insanlarına öyle hizmet edeceğim ki insanların sana çok duası nasip olacak dedim. Karış karış ülkemizi geziyorum. Tam 900 bin kilometre yol gitmişim arabayla. Ve 2,5 milyon insana böyle yüz yüze merhaba demişim. Televizyon programları hariç. Bugün evinize bir başka gidin. Çocuklarınıza bir başka bakın. Deyin ki ben bugüne kadar hep senin derslerine odaklandım. Ama ben seni seviyorum deyin. Var ya bir gün telefon çalar. Allah çaldırmaz. Ben bunu kaç kere yaşadım. Bunu kardeşim de ilkokulda evimi yaşadım. Kızım 30 yaşında gitti. Babam böyle. Geçen biri bana diyor ki sen hiç yıkılmaz mısın? Niye dedi. Bu kadar acı yaşadın. Nasıl hala dimdik duruyorsun? Yani ne var ki dedim. Dedi 30 yaşında kızın vefat etti dedi. Üzülmüyor musun? Ben dedim üzülüyorum, içim yanıyor. Ama ben Allah'a isyan edeceğimi, o Zuhal gibi bir evlatla 30 yıl yaşadığım için Allah'a şükrediyorum ben. O beni eğitti. O sevgi başka bir şey. Hem Allah buyurmuyor mu? Sizi malınızla, canınızla, evladınızla imtihan eder. Allah bana 3 tane evlat verirken iyi Allah da emanetini geri çağırınca kötü Allah mı oluyor haşa? Ben ondan gelen her şey boyun eğmişim. Hem kızımın bana vasiyeti var. Baba dedi, ben öleceğim. Baba dedi, sen konferanslardan vazgeçme. İnsanlar sana güveniyorlar. Sen sevgiyi anlatıyorsun, başarıyı anlatıyorsun. Bak dedi, vazgeçip annem gibi yıkılırsa, anam yıkılır dedi. Eşim hakikaten yıkılmış daha. Şu üniversiteyi kazandı, toparladı kendini. Şimdi beraberce dünya insanına hizmet etmek için bir de Bülent Gardiyanoğlu'na kim bahsetmişti? Bülent Gardiyanoğlu'nun eğitimlerine gittik biz ailece rahmetli kızım. Çok güzel eğitimleri ve kitaplar var ha. Bir de Dilek Cesur var. Tanıyor musunuz? Benim teyzemin kızı o. Dilek Cesur benim teyzemin kızı. Benim anam beni dövdü. Onun anası onu dövdü. Biz mecbur gelişmek zorunda kaldık. Ve arkadaşlar okuyun onları. Sağken. Baba dedi ben eğer sahnelere çıkarsan ben gelirim sana bakarım. Ben her konferansa çıktığımda sanki kızım geliyor. Hani dedin ya, kim dedi? Bizi kapıda karşıladın dedi. Ben çok isterdim. Böyle aranızda gelirken baba diye bir kızım da görülsün orada. Evlatlarınızı notlara kurban vermeyin. Diploma alacak diye, işte notu yüksek olacak, istediği fen lisesi kazanacak diye. Evde huzursuzluk ne olur çıkartmayın. Keşke benim kızım sağ olsaydı. Onunla bir tane çay içmek için bütün diplomalarını yırtardım ben. Bunu yapın. Olur mu? Ay, kusura bakmayın ya, özür dilerim. Siz benim ailemsiniz. Ben sizden izin istedim yüreğinize dokunmak için. Siz de beni yüreğinizde sıcacık ısıttınız. Ben zaten bakıyorum bazen sizin sanki böyle bir televizyoncu, bir yazar falan değilim de. Ben birçoğunuzun evinizde kardeşinizim ha. Dedesiyim. Bana torunun fotoğrafını atmış. Dedesi biz uyandık bak. Ben bazen bir tane hanım az önce dedi senin için geldim senin için. Sus kız dedim. Benim için niye geliyorsun? Ben evli baklı adamım. Asılma bana dedim. Eşim bana diyor ki sen bu şakaları yap yap. Dedim. Bir gün birisi çantayı kafana geçirecek diyor. Hiç de değil dedim. Bir görsen hayatım dedim. Ben babalarıyım, kardeşleriyim, abileriyim, sevgilileriyim icabında, evlatlarıyım ben, her şeylerim onlar. Allah sizden razı olsun. Böylesine güzel bir sevgi bana yaşattığınız için.
Şimdi sıra geldi zeki olduğunuzu ispatlamaya, değil mi? Biz saat tam kaçta başladık? Tam 7'di, tam. Saat şu anda 9'u 4 geçiyor. Hadi bunun diyelim 18 dakika, 20 dakikasını şeye çıkar. Yani 120 dakikadan çıkar. 100 dakikadır beni dinliyorsunuz. Sıkıldınız mı? Hani dikkat süresi 20 dakikaydı? Ve size geldi zekanızı ispatlamaya. Hatta dahi olduğunuzu ispatlayacağım. Şimdi 100 dakikada benim ağzımdan 35-40 bin kelime çıkar. Siz benden 40 bin tane kelime duydunuz. Ben size şşşt, dinleyin burayı, dikkatinizi buraya verin, odaklanın, önemli şeyleri anlatacağım dedim. Hatta dedim ki güleceğiz, tamam. Siz sizi güldürdüğümü zannettiniz değil mi? Ama ben çok ciddi bir şey yaptım. Şimdi size sorular soracağım. 40 bin kelimenin içinden en kazıklarını soracağım. Bakalım kaçını hatırlıyorsunuz. Başlıyorum. Ben kaç yaşındayım? Şimdi 3 soru soracağım. Bunu bilirseniz normal zekansınız. Ben nereliyim? Kaç çocuğum var? Peki. Bana Sidikli diyen kızın adı neydi? O günün yıldızı zaten. Büyük kızım Hanurcan'ın sonunu mu? Merak mı ediyorsunuz? Tam onu da söyleyeyim. Büyük kızım ne iş yapıyordu? Oğlum ne iş yapıyor? Peki. İyi. Demek ki normal zekalısınız. Şimdi 3 soru daha soracağım. Bunu bilirseniz normalin üstü zekaya sahipsiniz. Sınav sonuçları açıklandığında ben hangi tarladaydım? Hangi üniversiteyi kazandım? Anam kime gününü göstermek istedi? İyi. Bunları da bildiniz. Normalin üstü zekaya sahip. Şimdi 3 soru daha soracağım. Bunu bilirseniz üstün zekalısınız. Ben okulda öğrencilere sınav yaptığımda en az yazan ne kadar yazdı? En çok yazan? Öğrenciler, öğretmenleri neye benzettiler? Ha vallahi bunu da bildiniz. Şimdi son 3 soru daha soracağım. Bunu bilirseniz çok üstün zekalısınız. Babama para göndereceğimde cebimde kaç lira vardı? 160. Peki, babam kaç yaşında öldü? Hangi hastalıktan? Peki ben size hiç dedim, bak şşt, dinleyin burayı, önemli önemli. Bak 160 sınavdan soracağım, iyi öğrenin dedim mi? Bir kere söyledim ki, hiçbir şey de tekrar etmedim. Biraz Nurcan'ı tekrar ettirdim. Peki nasıl hatırlıyorsunuz o zaman? Şimdi size bir soru sormayacağım. Benim sümüklü, sidikli olduğuma bakmayın. Söylemesi ayıp, Allah'ın lütfu olduğu için söylüyorum. Dünya çapında bir öğrenme eğitmeniyim. Dünyanın birçok İngilizce sertifikalar vererek sertifikalar şeyleri veriyorum insanlara. Bunları yapıyorum. Ama ben sertifikalar bizim ofise gelin, Ankara'da yaşıyorum ben. Yani hiç kimse sertifikalar falan görmez. Ofisten bir gelin, böyle bildiğiniz bir ev gibi bir şeydir yani. Niye? Ama samimi, hayır dua vardır ha. Bizim ofise gelin bir daha gitmek istemez. Niye? Çocuklar gelir zorla. Mesela ofise gelirler, şöyle çocuklar zorla götürürler. Böyle falan. Arkada pısırık bir baba. Onun arkasında gardiyan kılıklı anne. Ne okuyuz dedim, seni zorla mı getirirler? Çocuk böyle yapıyor. Anne, adam görü görmez anladı. Hele birine dedim ki, kız bunlar sana vıdı vıdı yapıyor mu? Oo yaptı. Çalış çalış çalış. Oo. Anan mı baban mı dedim. Anam bir başlıyor dedi. 2,5 saat nasihat ediyor. Yorulunca nöbeti babam devralıyor dedi. Ben de okuma kız dedim. Bunlar okumuştan olmuş. Babana bak, kılığına, tipi, tipsi. Sen ne iş yapıyorsun lan dedim. Adam dedi, öyle deme hocam, ben Yargıtay'da hakimim dedi. Yerin dibine girdim. Kadına dedim, sen ne iş yapıyorsun? Ben dedi, profesörüm. Bir de başhekim. Sırt dedim, başhekimmiş. Sen dedim, karnı ağrıyan, dişi sancıyan, başı ağrıyan anlıyorsun. Sağlam çocuğunu bile anlamıyorum be dedim. Çocuk birden böyle yaptı. Anne, bu amca tam benim kafadan ha. Ben iletişim kurdum mu çocukla? Evet. Ama ana babaya geçici olarak biraz düşmanlık yaptım tabii. Doğal olarak yani. Şimdi ben ana babalar, çocuk geliyor. Annesi böyle, bu çalışmıyor. Çocuğa desem, çalışman lazım lan. Çocuk böyle, bu da aynı anamın kafada. Arkadaşlar, şimdi size bir soru sormayacağım. Siz bana bakarak ne soracağımı kendiniz tahmin edip kendiniz cevap vereceksiniz. Ben hiç ağzımı açmayacağım. Arkadaşlar, şimdi bana bakın, size bir el hareketi yapacağım. O da şu. Hani ben babama para gönderecektim ya. He?
Böyle uyurken hop uyudum. Telefon çaldı. Bir sıçradım. Vallahi doğru. Evet, onu soracaktım. Ben, siz zannediyorsunuz insanlar beyinle şey dinleyerek öğrenir. Hayır. Herkesin kodları vardır. Bak ben böyle yapınca durdunuz. El, kol, duvar. Ama elim durunca bazılarında saat çıktı. Bak taksi taksi. Ben böyle yapınca beşe beş kala dediniz. Evet. Ben çok memnun kaldım sizden. Allah sizden razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim.